Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Çam Limanı Akademi adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle Çanakkale Deniz Zaferimizin bu 106. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi ve gazilerimizden ebediyete intikal etmiş olanları saygı ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde eğiliyoruz. Bu akşam Profesör Doktor Kadircan Keskinbora, sevgili sınıf arkadaşımız, emekli Deniz Kurmay Albay, deniz tarihçisi ve küratör Ali Rıza Eşipek'le birlikte bizlere Çanakkale deniz taşımacılığı ve Sıhhiye'nin tahliye harekatını anlatacaklar. Profesör Doktor Kadircan Keskinbora 1959 yılında Mardin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde, yüksek öğrenimini Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Göz hastalıkları konusunda 1987 yılında uzman, 1999'da doçent, 2007'de profesör oldu. 2007'de Tıp Fakültesi kurucu dekanı olduğu Namık Kemal Üniversitesi'nden 2012 yılında ayrılıp Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi oldu. Göz hastalıkları dışında deontoloji, tıp tarihi ve etiği dalında ikinci doktorasını 2006 yılında tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim dalında öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Göz hastalıkları alanında oftalmolojide sorularla eğitim, oftalmolojide sınava doğru, oftalmoloji ile kesişen bilim dalları adlı 3 bilimsel kitabı, tıp tarihi alanında Göz Nuru'nun Anahtarı ve Sevinç Hazineleri, Miftahin Nur ve Hazain-i Sürur, Göz Tabibi Esat Işık, Bilimde, Siyasette, Milli Mücadelede Bir Işık, İbn Sina'nın Küçük Tıp Kanunu, Kitap el Kanun el Sair fi Tıp, Little Canon of İbn Sina, yani Türkçe, İngilizce, Arapça, orijinal Bahçeşehir Üniversitesi yayınlarından bu. Almanya merkezli Peter Lang Publisher tarafından Little Canon of İbn Sina, orijinal Arapça ve İngilizce gözden geçirilmiş tercüme olarak bu isimlerle 5 bilimsel kitabı olmakla birlikte edebiyat alanında Düşünen Beyinlerin İnsanlığa Mirası Özdeyişler kitabının yanı sıra Yaban Gülü, Mardin Düşünceleri, Ben Suyum ve İddia adlı 4 şiir kitabı yayınlandı. İbn Sina konusundaki çalışmaları nedeniyle kendisine 2016 yılında Paris, Fransa'da Uluslararası İbn Sina Ödülü verildi. Keskinbora, Bakırköy Türk Musikisi Konservatuvarı yarı zamanlı program mezunudur. Türk müziğinde solistlik icra eden Keskinbora'nın TRT repertuarına kabul edilmiş besteleri de vardır. Keskinbora'nın göz hastalıkları, tıp tarihi ve edebiyat alanlarında 13 kitabı, yerli ve yabancı bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı. Ulusal ve uluslararası kongrelerde, bilimsel veya bilgilendirici toplantılarda, üniversitelerde, çeşitli düzeydeki okullarda, radyo ve televizyon kanallarında konuşmacı, panelist, kurs eğitmeni veya konferansçı olarak çok sayıda etkinlik ve konuşmalar yaptı. Ulusal ve uluslararası bilimsel, ilgisi olduğu sosyal ve sivil toplum kuruluşlarına da üye olan Keskinbora, İngilizce ve Arapça bilir, evli ve iki çocuk babasıdır. Diğer sunucumuz, sevgili sınıf arkadaşımız Ali Rıza Eşipek ise deniz tarihçisi ve müzecidir. Deniz Harp Okulu Gemi İnşa Bölümü mezunu olan Eşipek, daha sonra sırasıyla Deniz Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve ABD Newport Deniz Kurmay Koleji'nde eğitimlerini tamamlamıştır. Donanma, karargah ile Belçika ve İtalya NATO görevlerinden sonra Harp Akademileri Komutanlığı'nda askeri tarih hocalığı ve son olarak da 4 yıl süreyle İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı görevini icra etmiştir. Yurt içinde 5 müze ile 3 müze geminin yapımcılığını, proje koordinatörlüğünü
ve kurucu küratörlüğünü yapmış olan İşipek, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki birçok müze projesine de imza atmıştır. Yurt dışında 16, yurt içinde 30'a yakın serginin de yapımcılığını ve küratörlüğünü üstlenmiştir. Uluslararası ve ulusal düzeyde birçok konferansa katılarak bildiri sunmuş olan İşipek'in Osmanlı denizcilik tarihi alanında yayınlanmış 5 kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır. Bu kitaplar Çeşme Deniz Savaşı, Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Saltanat Kayıkları, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşları ve Çakabey'dir. Denizcilikle ilgili birçok vakıf, federasyon ve dernekte danışmanlık, yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeliklerini aktif olarak sürdürmektedir. Kurmuş olduğu şirketi vasıtasıyla tarih, denizcilik ve müzecilik konularında hizmet vermektedir. Kadircan Hocam ve sevgili Ali Rıza, buyurunuz lütfen, sizleri dinliyoruz. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu güzel toplantıyı organize ettiğiniz için, bu güzide topluluğu topladığınız için ve bu çok önemli günümüzü anmamıza da vesile yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu ilk konuştuğumuzda sevgili Barbaros Hocam çok teşvik etti, ısrar etti. Konunun ben tabii askeri yönü olduğu için çekiniyordum. Ancak sıhhi yönünü konuşabileceğimi söyledim. Sağ olsun oldukça ısrar edince konuyu sizlerin de huzuruna getirmek imkanına kavuştuk. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Hakikaten Çanakkale ile atalarımızla ilgilenmek hepimizin boyun borcu diye düşünüyorum. Sanıyorum paylaşımımı yapabildim. Çok özür diliyorum. Evet efendim. Bugün Çanakkale Savaşı'nda geliştirilen bir çok önemli bir organizasyon olan sağlık hizmetleri düzenini sizlere sunmaya çalışacağım. Hepimizin bildiği veya tahmin ettiği ya da bilmesi gerektiği üzere savaş son derece önemli, son derece tehlikeli bir insanlığın etkinliği. Savaşta şüphesiz ki en çok beklenen şey yaralanma. Fakat hiç umulmadık bir başka şey hastalık. Daha bir umulmayan ama dünya tarihinde oldukça fazla sayıda savaşta oluşan salgınlar ve bu nedenle savaşın seyrinin değişimi çok olası. Bu neticede büyük çapta vefatlara, sakatlıklara ve farklı bir yol çizilmesine sebep olabiliyor. Savaş şartlarından dolayı genel hijyenin bozulması, kişisel hijyenin sağlanamaması, yeterli besine ulaşılamaması, sağlık hizmetlerinin düzenli kurulsa bile verilememesi veya ulaşılamaması sebebiyle çok çeşitli hastalıklara zemin kılan bir etkinlik savaş. Yakın tarihimizde hastalıklarından dolayı en yüksek ölüm olayları Birinci Dünya Savaşı döneminde ve onu izleyen dönemde olmuştur. Bu dönemle ilgili olarak yapılan tahminler oldukça büyük rakamlar hakikaten. 8 milyon civarında savaş yaralanmasından dolayı vefat, 3 bin civarında da çeşitli hastalıklardan kayıplar kaydedilmiştir. Buna kayıt dışı olanlar dahil değildir. Bu nedenle hakikaten savaş sırasındaki sağlık hizmetleri üzerinde durulması gereken konulardan biridir kanaatindeyim. Burada isminin mutlaka zikredilmesi ve kendisine rahmet yollamamız gereken bir paşanın ismini anmak istiyorum. Doktor Süleyman Numan Paşa, Harbiye Nezareti Sıhhiye Daire Başkanı olarak Birinci Dünya Savaşı'nda Ordu Sıhhiye Hizmeti'nin çok düzenli, olabilecek en üst düzeydeki düzenliliğini sağlamak suretiyle
askerlerimize ve vatanımıza çok ciddi bir hizmet sunmuştur. Allah rahmet eylesin. Ve bu işin başarıyla yürütülmesini de sağlamıştır. Bu büyük başarıyı da Balkan felaketinde üstlendiği çok önemli görevler sırasında edindiği tecrübe ve tabii ki o 1911-12 yılının getirdiği hezimet ve onun getirdiği deneyimleri kullanması sayesinde başarmıştır. Çanakkale Savaşı gerileme döneminde ülkemizin kazandığı ilk ve son cephe savaşı. Ama madalyanın yüzüne bakacak olursak bu savaşta çok büyük miktarda insan kaybımız var. Ve bu insan kaybında bilhassa yetişmiş elemanlar, okumuş çocuklarımızı kaybettik, okumuş büyüklerimizi kaybettik. Yüzlerce yaralı ve bunların neticesinde sakatlanmalar, hastalar, gaziler savaşın bir başka cephesini ortaya koyar. Bu cephe sıhhiye cephesi ya da sağlık işleri cephesidir ki emin olun yaşananların en önemli ve yaşanan gerçeklerin özellikle harp sonrası gerçeklerinin en önemli yansıdığı cephedir. Lojistik ve sağlık hizmetleri ile idari hizmetler ikinci bir savaş alanı oluşturacak kritik bir alan. Ve Türk tarafının ne yazık ki imkansızlıklara rağmen bu alanda gösterdiği performans savunmayı ayakta tutan en önemli faktörlerden biri. 5. Ordu'nun çarpıştığı Çanakkale Cephesi bu olumsuz genel koşullara rağmen oldukça kısa bir hale getirilebilen ulaşım hatlarının kısalığı, ordu menzil sınırlarının Tekirdağ-Bandırma hattına çizilmesiyle uzatılması, İstanbul'un cepheye yakınlığı ve lojistik faaliyetlerinin kısa süreli kriz dönemleri dışında oldukça iyi ve düzenli sürdürülmesini sayesinde bu hizmetleri ordumuza ve vatanımıza sunabilmiştir. Bu resim kanaatimce çok önemli bir resim. Çok önemli büyüklerimiz var burada. Ortada Sıhhiye Daire Başkanı Paşamız Süleyman Numan Paşa. Sağında ve solunda yardımcıları, arkada da diğer 3 binbaşısı. Oval yuvarlığa alınmış olan binbaşı İbrahim Refik, hepimizin yakından tanıdığı Refik Saydam büyüğümüzdür. Çok uzun süre Sağlık Bakanlığı'nı yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık teşkilatının oluşmasını ve oturmasını sağlayan çok büyük bir isimdir. Başbakanlıkta yapmıştır. Diğer büyüklerimiz de Orhan Bey, Alman Genelkurmayını temsilen Doktor Bruning, Süleyman Numa Paşa'nın sağında Asaf Derviş Bey ve solunda İbrahim Talu Beyler. Planlama 2 Ağustos 1914'teki genel seferberlik ilanından hemen sonra 5 Ağustos 1914'te Harbi Nezaret'in yayınladığı talimatla başlıyor. Cephede zaten mevcut sağlık birimleri var iken bunlara ayrıca yeni birlikler büyük bir hızla oluşturuluyor. Müstahkem Mevki Komutanlığı kuruluşunda yer alan 5. Şube Müdürlüğü ki orada başhekim mevcut. Bu sağlık işlerini yürütmekte görevli olan kişimiz ancak komutanlığa bağlı birliklerde topçu olaylarında ve taburlarda mutlaka birer tabibin bulunması hedeflenmiş ve bu hedef tutturulmuştur. Cephe gerisinde de muhtemel yaralı ve hasta nakilleri için tedbirler alınmış. İstanbul'da özellikle resmi kurumlar belirlenmiş ve bunların hastaneye çevrilmesi ile ilgili hizmetler hızla yerine getirilmiştir. Ve bu kapasite büyük bir hızla arttırılarak ihtiyaç karşılanmaya çalışılmıştır. Açılacak yeni hastanelerin yönetimi ve ihtiyaçlarının karşılanması az sonra sunacağım detaylarla yerine getirilmiştir. İstanbul'da hedeflenen kapasite 10 bindir. Bu 10 bin hasta kapasitesinin tesisi 7000 kapasitenin 7000'i ordu tarafından 3000'i Hilal-i Ahmer Cemiyeti yani Kızılay kurumu tarafından karşılanması hedeflenmiştir. Tabii ki hastalıkların özellikle sağlık kurumlarının İstanbul'da müesses olması nedeniyle sevkiyat iskelelerine ihtiyaç var. Bu iskeleler
Yeşilköy, Tekirdağ, Gelibolu ve Çanakkale'nin çeşitli iskeleleri olarak saptanmıştır. Cephelerden gelecek yaralılar İstanbul'da Gülhane'ye sevk edilecek. Buradan Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından arabalarla diğer hastanelere sevki düşünülmüş ve öyle plan yapılmıştır. Yaralıların cepheden sevki için Kızılay'ın 2 adet vapur tahsis etmesi ilk düşünülen tedbirlerdendir. Ancak bunun yetmemesi nedeniyle çok sayıda başka vapurlar, yelkenliler, maunalar ve çok çeşitli deniz araçları tahliye için ve sevk için, nakil için kullanılmıştır. Takviye birlikler zaman kaybetmeksizin ateş hattına sürünmüştür. Yani bunlar sıhhiye birlikleri de ateş hattına kadar yaralılara yardım etmek için sürülmüştür. Burada özellikle ordunun büyük anafarta ile küçük anafarta arasında Çanakkale'de planlanan yaralı koğuşu, ameliyathane, revir, sıhhiye bölüğünün mutfağı, kileri, hamamı, etüleri, helası ve zeminliklerinin planını görüyorsunuz. Cephede en önemli bir konuya değinilmiştir. İlk slaydımda salgınlardan ve hastalıklardan bahsetmiştim. Bunu bildiği için Süleyman Numan Paşa ve ekibi özellikle koruyucu sağlık tedbirleri konusunda hakikaten kapasite üstü bir faaliyet göstermişlerdir. Askerlerin sağlık kontrolü için her asker tahaffushane denen karantina merkezinde muayene edilmiş, cephede yanışık düzen eğitimi verilmiş, bağışıklığını sağlamak için ve bulaşıcı hastalıklara karşı çiçek, kolera, dizanteri başta olmak üzere periyodik olarak bakım ve aşılama yapılmıştır. Bu aşı uygulamaları cephede de devam edilmiştir. Bilhassa dizanteri ve kolera aşıları üzerinde çok durulmuştur ve hakikaten askerimizi harekattan düşmemesini sağlamak, bilhassa dizanteri ve kolera gibi bağırsak sistemini oldukça kötü bir duruma getiren ve askeri devre dışı bırakan bu rahatsızlık, ki bir askerde çıktı mı bütün bölüğe, bütün birliğe sirayet edebilir ve salgına dönüşebilir. Bununla mücadeleyi çok iyi başarmışlardır. Uygulamayla ilgili olarak tümen komutanlarının çeşitli elinden yazı yazma yeteneği de bulunan çeşitli asker komutanlarımızın hatta rütbesiz erlerin bile hatıra defterleri bize özellikle tıp tarihine çok ciddi ışık tutmaktadır. Bunlardan birisi Cemil Jong Bey'in hatıratıdır ki hatıratta 25 Ağustos 1915 günlüğünde bugün kolera ve tifo aşıları geldi, askerleri aşıladık. Yani cephede aşılama yapılıyordu. Sahra Sıhhiye Dairesi'nden mesela 15 kilo kolera aşısı gelmiş olduğu kaydediliyor. 20 bin kişilik çiçek aşısının geldiği kayıtlı. 60 adet tetanos aşısı istendiği ve bunların cepheye ulaştığı kaydedilmiş. 27 Ekim 1915'te yine 30 kilo dizanteri aşısı, 17 kilo kolera aşısı, 20 kilo tifo aşısı, 20 adet dizanteri serumu, yani bütün bu aşılamaya rağmen yine de hastalanan askerlerimizi hemen tedavi edebilmek için dizanteriye yönelik serum da Menzili Sıhhiye Deposu'na Lapseki'deki gönderilmiştir. Burada çeşitli yüksek lisans doktora tezlerinden aldığım fotoğraflardan ikisini görüyoruz. Cephe ve cephe dışındaki sağlık birimlerini tümen seviyesinde solda izliyorsunuz ve yerlerini görüyorsunuz. Sağda ise tümen ve kol ordunun güney grubu ve kuzey grubundaki yerleşimin nerede olduğu ve kuruluşun adının ve ne olduğunu, yani bölük mü, seyyar hastane mi olduğunu oldukça detayını izleyebilirsiniz. Burada cephe gerisinin bile seyyar hastanelerle, sıhhiye bölükleriyle desteklendiğini görüyoruz. Hakikaten çok ciddi bir şekilde desteklenmiş, ancak o kadar büyük sayıda gazimiz, o kadar büyük sayıda yaralamız olmuş ki
bunların tedavisi için nakliye hastaneleri de yetmemiş. Deniz yoluyla bu hastalarımız İstanbul'a nakledilerek orada tedavi edilmeye çalışılmıştır. İleriki slaytlarda bu çizelgelerin detaylarını yine size arz edeceğim. Savaş şartlarında yaralıların sargı mahallelerine naklinde özellikle Seddülbahir, Kumkale, Kilitbahir, Çanakkale ve Eceabat'ta 25 ve 100 yataklı birer revir mevcut. Müstakim mevki birlikleri 9. Tümen için Çanakkale'de ayrıca 250 yataklı bir mevki hastanesi oluşturulmuştur. Ancak ihraç harekatı başladığında 25 Nisan'da muazzam sayıda birliklere, takviye birliğe ihtiyaç olmuş ve muazzam sayıda yaralı ne yazık ki sıhhiye birliklerinin hizmetine muhtaç duruma gelmişlerdir. Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale çıkarmalarını karşılamak için yapılan o şiddetli muharebeler sonucunda da muazzam yüksek sayıda yaralı oluşmuştur. Tümenlerin hemen gerisine yerleştirilen sıhhiye bölüklerine ilk günler ortalama günde 2000 yaralı geliyordu. Hastanelerin tabii ki bu büyük sayı karşısında yetersizlik durumu, malzeme ve teknik imkan olmayışı nedeniyle yaralıların daha gerideki hastanelere nakillerini tabii ki zorunlu kılmıştır. Bu nakiller sırasında zaman zaman hizmet aksamış olmakla beraber yine de hizmette hedeflenen hedefler genellikle tutturulmuştur. Sıhhiye personeli hakikaten canla başla çalışmış. Yeri geldiğinde siperdeki yaralılığa kadar ulaşmışlardır ve müdahaleyi cephenin hemen dibinde yapabilmişlerdir. Yaralı ve hastaların siperlerden geriye nakli ise sıhhiye bölükleri tarafından yapılmıştır. Cephede yaralan bir asker nasıl sevk edilirdi? Önce yarasına bakılır, her askerin çantasındaki kendi çantasına dikili harp paketi açılır, kullanılır, sarılır, sonra tezkere yani sedye gerekiyorsa tezkereci veya sıhhiye yerleri tarafından siperlerin hemen gerisindeki yaralı yuvalarına taşınıyordu. Buradan yaralı yuvalarından sonra sargı yerlerine, buradaki yara durumu tabur doktoru tarafından muayene edilir. Yarasının durumuna göre hafif yaralı ise hafif yaralı toplanma yerine, ağır yaralı ise bu nakil için kullanılacak olan sıhhiye arabaları durak yerlerine. Oradan da büyük sargı yerlerine naklediliyor. Sağda gördüğünüz üzere tezkereyi yani sedyeyi eğer gerekiyorsa at sırtında götürülmesi gerekiyorsa bu şekilde at sırtında götürüldüğünü izliyorsunuz. Aşağıda yaralı yuvaları ve daha büyük olan yaralı yuvalarından sonra yaralı toplanma yerlerine sevkini izliyorsunuz. Burada araba kollarını, hasta ve yaralı araba kolları. Tabii ki burada yaralı, hep yaralı olacağını düşünüyoruz. Yaralı dışında da hastaların olabileceğini muhakkak aklımızın bir tarafında tutmamız lazım. Dolayısıyla hasta ve yaralı araba kolları mevcut. Her 20 kilometrede bir 50'şer yataklı sıhhiye istasyonları kurulmuştur. Ve bu kollar bu istasyonlara en hızlı bir şekilde hastaları ve yaralıları taşımışlar, teslim etmişlerdir. Hastane nakil kolları diğer vasıtalarla cephe hattındaki büyük sargı yerlerine getiriliyor. Gelen yaralılar kabul çadırına alınıp isimleri deftere yazılıyor. Bu sayede zaten kayıtlar hakikaten güvenilir kayıtlardır Çanakkale Harbi ile ilgili. Bu kayıt çok önemsendiği sayesinde bu kayıtlar ve kimin nereli olduğu, ne olduğu, nasıl gittiği, nereye sevk edildiği ve akıbeti konusunda bilgi sahibi olduk ve olmaktayız. Önceden yapılan sargılar değiştiriliyor burada. Ağır yaralılar derhal ameliyata alınıyor. Şuradan bunu anlatmak isterim ki doktorlar cephe gerisinde bile gerekiyorsa ve yapabileceklerse hemen ameliyat yapmışlardır. Gerekli tedaviler yapıldıktan sonra, ameliyatlar yapıldıktan sonra eğer yaya olarak dönebilecekse civar hastanelere dinlenmek üzere gönderiliyordu. Eğer yaya gidemeyecekse ona yönelik olarak araba kolları
yolundan istifade ediliyordu. Yaralılar geriye, cephe gerisine nakledilirken göğsüne detay yazılı bir künye asılıyordu. Sağda bu künyeyi izliyoruz. Bu künyede bir tane kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. Bu künye el büyüklüğünde, avuç aya büyüklüğünde dikdörtgen şeklinde bir künye. Künyede iki kırmızı kenar var ise bu hastanın nakil olunamayacağını, mutlaka orada tedavi görmesi gerektiğini, tek kırmızı şerit varsa nakil edilebileceği, hiçbir şerit yoksa yürüyebileceği manasına geliyor. Eğer durumu ağır olup tezkereye muhtaç olan varsa burada yaralıları taşıyan arabaları bekletiliyordu. Muhtaç olmayanlar cepheye ikmal yapmak üzere, yani bu ikmal her türlü ikmal, mermiden suya kadar değişen her türlü ikmal yapan diğer araçlara bindirilerek gerideki hastanelere sevk edilmiştir. Sağ gerinden yaralılar en fazla 24 saat içinde yarasının durumuna göre ya menzil, ya harp, ya ağır veya hafif yaralı, yani mecruhin diye geçiyordu yaralı manasında, o hastanelere mutlaka 24 saat içerisinde sevk edilmişlerdir. Çoğu zaman maalesef gündüz bombardıman tehlikesi belirirse yaralıların sevkleri yapılamamış, geceye bırakılmıştır. Bu künyeyi biraz detay vermek istiyorum. Arapça okuyabilen değerli dinleyiciler, izleyiciler de bunu okuyabilirler. Hemen yanında gördüğünüz üzere koyu yazılı olanlar matbu. İki kırmızı kenar en üstte. Hasta nakil olunamaz. Bir kırmızı kenar nakil olunabilir. Kırmızı kenarsız kendi kendine yürüyebilir. Burada isim, rütbe, kıta, yaralı, yarası yahut hastalığı, icra olunan tedavi-i sıhhiye, netice-i tarih, sargısı konulmuş işe ise tarihi, saati, dakikası, müessir bir ilaç verilmiş ise ilacın ismi, tarihi, miktarı. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler, değerli arkadaşlarım, 1915'te emin olun şu anda 2021 yılındayız. Bu detayı ancak verebiliyoruz. 100 yıl önce şu detaylara bakın. İlacın ismi, ne miktarda verildiği, yapılmışsa, targısı konulmuşsa hangi tarihte, hangi saat ve dakikada konduğu ayrıntılarına kadar hakikaten son derece güzel düzenlenmiş bir künye bu. Yaralı ve hastaların tedavi için nakledildiği şehir ve kasaba hastaneleri oluşturulmuştur. Bu hastaneler cephedeki yaralıların ve hastaların tedavileri yanında cephenin hem kuzeyinde hem güneyinde, Anadolu yakasında ve İstanbul hastanelerin tamamında bu tedaviler yaralılarımıza, sevgili gazilerimize arz edilmiştir. Burada gördüğünüz üzere en önemli hastanelerin adlarını koydum. Onlarca hastane. Köy hastaneleri, kasaba hastaneleri, vilayet hastaneleri şeklinde düzenlenmiştir. Yaralılar İstanbul'a nakledildiği zaman nasıl gönderiliyordu? Öncelikle eğer kısa ve çabuk tedavi olacak hastalar ve yaralılar varsa Gelibolu'daki hastanelere sevk ediliyordu. Yok eğer orada tedavisi mümkün değil, tedavisi uzun sürecekse bu türdü yaralıları yaralı aktarma merkezlerine hemen 24 saat içerisinde nakledilmesi temin edilip nakliyat hastanelerine gönderilmek üzere başta Akbaş iskelesi olmak üzere diğer iskelelerden vapurlar, vapur yetmiyorsa mauna, yelkenli nasıl bir deniz aracı bulunuyorsa o deniz araçlarıyla iletiliyordu. Sağda yukarıda gördüğünüz üzere bir aktarma merkezini görüyorsunuz. Aşağıda küçük bir müdahale ile düzelebileceği düşünülen bir kişiye yapılan, bir askerimize yapılan tedaviyi izliyorsunuz. En altta bir ameliyathaneyi izliyorsunuz. Ortada Akbaş iskelesini, solda altta bir çadır iskelesini izliyorsunuz. Çadır hastanesini, özür dilerim, izliyorsunuz. Nakliyat hastanelerine yapılan yaralılar ve hastaların naklinde bu iş için tahsis edilmiş şirketi hayriye vapurları var. İlk başta iki tane hastane gemisi
tahsis edilmişti. Bunlar karşılıklı gidip gelecekti ama daha sonra bunların sayıları oldukça fazla arttırıldı. Başka vapurlar görevlendirildi, takalar görevlendirildi, maunalar, yelkenliler ve bunun dışında balıkçı teknesi. Yani bulunabilecek herhangi bir deniz aracı bu konuda kullanıldı. Harbin şiddetinin arttığı zamanlarda hedeflenen 48 saatlik süre genellikle tutturulamadı şiddetli zamanlarda. Ama genellikle İstanbul'a nakil 48 saat içerisinde sergilenebildi, başarılabildi. Sargı yerlerinden yaralıların hastanelere sevklerinde sıkıntılar yaşanmıştır. Geriye sevk edilemeyen binlerce yaralı maalesef açıkta beklemek zorunda. Ovalarda, derelerde saldırıya uğramamaları ve uçakların bombardımanından korunmak için dere kenarlarında ve maalesef bazen ovalarda açıkta beklemek zorunda kalmışlardır. Bununla ilgili bir başka anı kitabı Münim Mustafa isimli ihtiyat zabiti cepheden cepheye, hakikaten çok çeşitli cephelerde, Kanal'da, Çanakkale'de, Kafkas cephelerinde görev almıştır Münim Mustafa ve eli kalem tuttuğu için de bu hatıralarını aktarmıştır. Bu hatıradan bir cümle aktarmak istiyorum. Ne yapalım diyordum. Yaralansak bizim de uğrayacağımız akıbet buymuş. Bari şimdiden görmek suretiyle kendimizi alıştırmış bulunuyoruz. Yolda hayvanım yürüdükçe yaralılarımızın ve vatanın acınacak halini düşünüyordum demekten kendini alamamıştır. Deniz yolu ile İstanbul ya da diğer civar memleket hastanelerine nakiller, nakliyat hastanelerinden yaralıların vapurlarla alınması sayesinde oluyordu. Sağda üstte bu nakilin hemen nakliye hastanesinden vapura olan naklini izliyorsunuz. Bu vapurlar diğer iskelelere de uğrayıp geriye cephe gerisine sevki gereken yaralıları alıp İstanbul'a dönüyorlardı. Maalesef tabii ki bu yaralı nakli sırasında kimi yaralılarımız şehit oluyordu. O şehit olanlar uğranan ilk iskeleye bırakılıyor ve yola öyle devam ediliyordu. Şimal grubu ve cenup grubu yani kuzey ve güney grupları tabii ki oluşturulmuştu ve bunların sevki mümkün olan hastalar ve zayıflar vardır. Bunların bir an evvel tahliyesi gerekir şeklinde emirler hep yazılmıştır. Cepheden ilk nakiller kara harekatının başlamasından hemen 5 gün sonra başlamıştır. Çünkü mevcut cephe gerisindeki sıhhiye birlikleri ve sıhhiye düzeni yetmemiştir. Ve o 5 gün sonraki ilk gün 283 kişi İstanbul'a nakledilmiş. Daha sonra bu sayı binleri bulmuştur. Aşağıda İstanbul'a vardıktan sonra hastaların nakliyle ilgili bir resmi izliyorsunuz. 25 Nisan 30 Kasım arasında menzil hastanelerine sevk edilen yaralı ve hastaların dökümünü aşağıda bu çizelgede izliyorsunuz. Çizelgede toplam olarak 100 bin civarında yaralı, 34 bin civarında hasta, 18 bin civarında hava değişimi, toplam olarak 150 bin hastanın nakledildiği, buna sadece hasta ve yaralıların nakledildiğini, şehitlerle ilgili bir rakamın olmadığını hatırlatmak isterim. İstanbul'daki hastaneler ve hastaneye dönüştürülen kurumlardan bahsetmek istiyorum size. Seferberlik öncesi İstanbul'da orduya bağlı 6350 yatak mevcudu vardı. Ama hatırlarsanız önceki slaytlarımda bu hedef hemen 10.000'e çıkarılmıştı. Ancak bu 10.000'in çok çok üstünde bir rakam sağlandı. Bu Hilal-i Ahmer'in ve onun yanında diğer cemiyetlerin olağanüstü çabaları ve yardımları sayesinde olmuştur. 10.000'lerce hasta yatağı temin edilmiştir İstanbul'da ve İzmit, Eskişehir, Konya hatta Tokat dahil olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hastanelerde 10.000'lerce hasta yatağı temin edilmiştir. Ve bütün bunlar İstanbul Sahra Sıhhiye Müfettişliği'ne bağlanmış, tek elden yönetimi daha kolay olsun diye. İstanbul'da belediye çoğunluğunu kadınların oluşturduğu dernekler ve halkın ileri gelenlerinin özel gayretleriyle muhtelif kapasitede birçok resmi ya da özel okulu
birçok resmi ya da özel kurumu ve binayı hastaneye çevirmiş ve hastane olarak kullanıma sunmuştur. Şehir Emanet'in ilk hastaneye çevirdiği kurum Çapa'daki Darül Muallimat yani Öğretmenler Okulu'dur. Ve hemen hızla hastane şeklinde tanzim edilmiştir. Bu hastanelerle birlikte 25 Nisan'dan sonra İstanbul'un en ücra semtlerine kadar yayılan ve açılan hastane sayısı arşiv kayıtlarında 52 hastanedir. 52 hastane. Oldukça büyük bir sayıda hastane ve hasta yatağı sunulmuştur askerlerimizin hizmetine. Yaralıların İstanbul'daki hastanelerindeki nakli ve orada sunulan sağlık hizmetlerinde özellikle tarihin en önemli günleridir tabii ki. Binlerce yaralı bir anda beklenmedik bir şekilde ve çok büyük miktarlarda İstanbul'a nakledilmiş. Bu durumu aslında Türk milleti daha evvel yaşamıştı. Balkan muharebelerinde yaşamıştı. Fakat maalesef o zamanlar büyük bir yetersizlik ve bu yetersizlikleriyle büyük sayıda şehit verilmiştir. Bu tecrübe bilindiği için bu kez miktar azımsanmayacak kadar çok olmasına rağmen başarı oldukça yüksektir. İlk olarak vapurlarla getirilen yaralılar Sirkici'de ve Haydarpaşa iskelelerine bırakılıyor. Bu iskelelerden Sevki Mecruhin Komutanlığı yani yaralı sevk edilmesi Sevki Komutanlığı bu sevkleri başarıyla ve hızla yerine getirmiş. Zayıflar ve yaralılar sevk komisyonu da diğer zayıflar ve yaralılarla hafif yaralılarla ilgilenmiştir. Bunlar bekletilmeden derhal ilgili ve boş bulunan yatağı boş bulunan hastanelere sevk edilmişlerdir. Şüphesiz ki bütün arabacılar bu iş için tahsis edilmiş, ayrıca özel arabalar da bu konuda kullanılmıştır. Bir anıyı aktarmak isterim ki arabacı esnafının biri diğerine müsabaka edercesine şeklinde bir deyim var. Hakikaten yani arabacısı, kaptanı, işçisi, herkes büyük bir çaba içerisinde yaralılarımıza, askerlerimize hakikaten hizmet sunmuştur. Elinden gelen bütün bu hizmeti sunmuştur. Bu hizmetin bazısı karşılıksız olmuş, kimisi de paralı olmuştur. Bu paraların büyük çoğunluğu da Hilal-i Ahmer tarafından karşılanmıştır. Hilal-i Ahmer Cemiyeti hakikaten fiili olarak inisiyatifi zaman zaman ele almıştır ve sağlık hizmetlerinde ciddi bir şekilde öncülük yapmıştır. Bu olağanüstü gayret kendi sorumluluğu verilen yaralıları Galatasaray, İstanbul ve Darüşşafaka Mektebi Sultanilerine yerleştirerek, bütün ihtiyaçlarını da teminle çalışarak yerine getirmiştir en başta. Sonra diğer hastanelere de yetişmiştir. Bu hastaneler açıldıktan sonra özellikle Hilal-i Ahmer, ola ki İstanbul'da işgal edilir, yani İstanbul'a ulaşır düşman kuvvetleri diye elindeki çok büyük sayıdaki araç gereci ve ameliyatlar için gereken ilacı vesaireyi Eskişehir'e göndermişti. Çanakkale'de yapılan büyük savunma ve başarılı savunma sayesinde bu Eskişehir'e yollanan malzemeler geri getirtilmiştir. Hilal-i Ahmer bu nakilleri sağlamıştır. İlk şoktan sonra yaralılar tabii ki gelmeye devam edeceği için bu şok hemen atlatılmış. Burada isimlerini tek tek saymayayım. Fakülte, özel mektep, Kadırga Doğum Evi filan. Ya bu konudaki bütün kurumlar hastaneye döndürülmüştür. İstihlak tüketim demek. Milli Tüketim Kadınlar Cemiyeti, Kızılay Cemiyeti'ne ayrıca yardımcı olmuş. Ve tabii ki bütün erkekler cephede olduğu için o zaman kadınlarımız hakikaten çok büyük, olağanüstü hizmetler sunmuşlardır. Kendi çocuklarını, bebeklerini, evlerini ihmal etmiş fakat bu hastanelerde gönüllü hasta bakıcı hizmeti sunmuşlardır. Bu hastanelerde 15 Mart 1916'ya kadar yaklaşık bir yıl boyunca kayıt edilebilen sayıları sunuyorum. Toplamda İstanbul'da yapılmış olan tedaviler 350 bini geçmiştir. 350 binin 85 bini
Bu İstihlak-ı Milli Kadınlar Cemiyeti ile Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kadınları tarafından verilmiştir ki bu dörtte birlik bir seviyedir. Burada çeşitli hizmetlerin sunumu ile ilgili çekilmiş fotoğraflardan bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Altta soldaki resmi daha evvel takdim etmiştim. Bu iskelelerden olan transport için kullanılan. Sağda arabalar özellikle arabayla ancak at arabalarıyla sevk edilebilecek hastalar için tutulan ve hazırlanan araçları görüyorsunuz. Yukarıda diğer araçları ve sevki izliyoruz. Sol üstte de özellikle karşılama merkezlerinin ve oradaki kadınların hizmet sunumunu izliyoruz. Hasta bakıcılar. Efendim Osmanlı'da başka sunumlarımızla da arz ettiğimiz üzere 1830'daki Mektebi Tıbbiye'nin dışında hasta bakıcı, ebe, hemşire gibi bir okul maalesef yok idi. Ancak işte Birinci Dünya Harbi'ndeki bu hadiseler hasta bakıcının ne kadar önemli ve ne kadar gerekli olduğunu iyice anlatmış oldu. İstihlaki Milli Kadınlar Cemiyeti, Türk Ocakları Cemiyeti, Donanma Cemiyeti, Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve diğer hayır kurumlarının gönüllüleri hasta bakıcı hizmetini bizzat üstlerine aldılar ve bunların büyük çoğunluğu gönüllülük esasına dayalıydı. Bu kadınlarımızın hiçbir karşılık beklemeksizin hemşirelik hizmeti, hasta bakıcılık hizmeti sunduğunu tekrar vurgulamak isterim. Bu kadınlarımızın büyük kısmı köklü ailelerden gelme, kültürlü, bilinçli, eğitimli kadınlarımızdı. Hatta örnek teşkil etmek için Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın eşi, Şurayi Devlet'ten İbrahim Bey'in eşi, birçok devlet adamının hanımları gönüllü olarak hasta bakıcılık yapmışlardır. Tabii ki bunların da gönüllü hasta bakıcılık yapıyor olması halkta büyük bir heyecan oluşturarak onların da bu konuda üstlerine düşen katkıyı yapma konusunda büyük bir motivasyon sağlamıştır. Bu hanımlar bu hizmeti yaparken zerre bir zaaf göstermemişlerdir. Bazı yaralar çok korkunç görünümde, bazı hastalarımız oldukça kötü bir görünümde iken bile bu yaralıların görüntüsünden hiç korkmamışlardır. Hakikaten bu da bir kahramanlıktır, kadınlarımızın kahramanlığıdır. Yaralıların hasta bakıcı hanımlara doktor nene, doktor teyze, doktor abla şeklinde iltifatlar ettiği ve o şekilde fedakarlıkları için bir takdir sunduklarını da ifade etmek isterim. Osmanlı tebaası içerisinde gayrimüslim hanımlar da bu harekete katılmışlardır. Muhtelif hastanelerde hasta bakıcılık yapmışlardır ve daha sonra da kendilerine çeşitli isimler altında nişanlar sunulmuştur. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kadın hasta bakıcılarının özverili hizmetlerinden özellikle bahsetmek lazımdır. Burada bilhassa Doktor Yakup Efendi'nin hatıralarından bir cümleyi aktarmak isterim. Maderana ihtimamları yani anacıl özenleri ve sevgi, vatan sevgisi hissiyle yaptıkları telkinler suretiyle yaralıların en acı ağrılarını hafifletmek ve sükûne getirmek konusunda sevgi dolu duygularını bütün ruhunu bezlediyor, saçıyor, sunuyor şeklinde ifadelerini size aktarmak isterim. Çoğu zaman evlerine gitmemiştir bu kadınlarımız. Geceleri hasta kardeşleriyle kalmışlardır. Vardiya iki şekildeydi. Gündüz ve gece vardiyası 12'şer saat çalışılıyordu. Darülfünun Edebiyat Kız Şubesi'nden Şaziye Hayri adlı öğrencinin hatıratından bir parça. Kadınların parçalanan göğüsleri, uçurulan ayakları, kırılan kolları tedavi ettiği gibi kırılan gönülleri de sardıklarını belirtiyor hatıratında. Bunun için de o kadınlara, o annelere, o büyüklerine Şaziye Hayri adlı öğrenci teşekkürlerini sunuyor. Ve diyor ki Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin o büyük kadınlarına kalemimin titreyen gölgelerinde bin seçtiği şükran görülür.
Yani yazıyor, teşekkür ediyor diyor ama işte yine yetinmiyor. Çünkü hakikaten çok büyük bir sevgi göstermişler bizim sevgili gazilerimize. Nihat Sezai'nin kızına yazdığı mektupta berrak gözler diyor. Su dedi. Başımı kaldırdı. Bir nine şefkatiyle, bir evlat merhametiyle ihtiyar askeri, yani kendisini ifade ediyor. Bu ihtiyar askeri ihya etti. Suyu veriyor. Suyu verirken ne kadar şefkatle verdiğini anlatıyor. Beyaz kelebekler gibi uçuşan genç hanımlar. Bu ifadeler işte hanımların hizmetinin ne kadar sevgiyle ve ne kadar özveriyle yapıldığını gösteriyor. Erkek hasta bakıcılar yok muydu? Tabii ki vardı. Sadece hanımlar yoktu. Yaralılara şefkatle hizmet eden erkek hasta bakıcılar da vardı. Burada bir erkek hasta bakıcının evrakını görüyorsunuz. İstanbul'daki hastanelerin hemen hepsinde erkek hasta bakıcılar istihdam edilmiştir. Kimisi tamamen gönüllüdür, kimisine parası ödenmiştir. Çünkü bazı hizmetlerin, erkekler olan bazı hizmetlerin hakikaten erkek tarafından verilmesi gerekiyordu. Onların erkek hasta bakıcılar sundular. Burada işte Galata Hastanesi gönüllü erkek hasta bakıcının evrakını görüyorsunuz. Arşiv belgeleri ve kaynaklarda Osmanlı tebaası olmayan, az önce Osmanlı tebaası olan gayrimüslim hanımlardan bahsettim. Burada Osmanlı tebaası olmayan gayrimüslim hanımlar da hastanelerde hasta bakıcılık yapmışlardır. Özellikle Almanya ve Avusturya tebaasına ait birçok hanım Türkiye'ye gelerek bu hizmetleri sunmuşlardır. Bu hanım heyetlerinin içerisinde hemşire ve hasta bakıcılar, yani diplomalı hemşire ve hasta bakıcılar vardı. Burada bir başka çizelgeyi sunmak istiyorum size. Hilal-i Ahmet Cemiyeti tarafından oluşturulan İstanbul hastanelerindeki istihdam edilen hasta bakıcı hanımlarla ilgili. Sol tarafta hastaneler ve ne kadar süreyle bu hastanelerin hizmet sunduğunu görüyorsunuz. Örneğin Haydarpaşa Tıp Fakültesi hastane olarak 17 ay hizmet etmiştir ve 1700 yatakla. Beyoğlu Galatasaray Lisesi 16 ay hizmet sunmuş 1500 yatakla. Galata'daki okul 7 ay süreyle 500 yatakla. Taksim'deki Hilal-i Ahmer Hastanesi 500 yatakla 12 ay hizmet ve böyle devam ediyor. Yani yatak sayısının sadece Hilal-i Ahmer tarafından şu çizelgede, bu küçük çizelgede bile 5450 yatak olduğunu izliyorsunuz. Diğer tarafta ise hasta bakıcıların kaç adet olduğu, kadın hasta bakıcıların kaç adet olduğu izleniyor. Ciddi sayılarda, hakikaten ihtiyaç derhal toparlanmış. Sağlık Dairesi İstatistik Şubesi'nden Doktor Rıfkı Bey'in 1916 sonunda hazırladığı İstanbul'daki faaliyet gösteren hastanelerde toplam hasta sayısını size arz edeyim. Subaylarda 5000'i geçkin, erlerde ise 700 bine yakın bir rakamdır bu. Buradan çiğit sayısını da 3 aşağı 5 yukarı tespit etmek mümkündür. Sağlık Teşkilatı'nın Çanakkale Savaşı'ndaki en önemli sorununa gelelim. Maalesef. Ben hukuk ihlallerine de kısaca, çok kısa değineceğim ama sadece sağlık yönünü. Uluslararası işaretler taşımasına rağmen İtilaf Devletleri'nin uçakları ve gemileri ne yazık ki hastanelere de Kızılay gemilerine de bomba yağdırmıştır. Ne yazık ki. Bu bir insanlık suçudur. İnsanlık dışı hareketlerdir. Ama maalesef olmuştur. Osmanlı belgelerinden 1915 Eylül 1916 arasında süren sağlık kurumları bombalama durumlarını sadece birkaç önemli kısmını dermek istiyorum. Başkomutan vekili olan Enver Paşa tarafından hariciye nezaretine sık sık rapor edilmiştir bu saldırılar. Gemilere, ki Kızılay bayrağı oldukça bariz olduğu halde, hastanelerde oldukça bariz olduğu halde saldırı devam ettiği için eğer tekrar saldırı yapılırsa elimizdeki sivil ve asker İngiliz esirlere de aynı şiddette karşılık verileceğinin İngiltere'ye bildirmesi için Amerika Büyükelçisi'nden yardım istiyorlar. İngilizlerin Maydos ve civarındaki Hilal-i Ahmer bayrağı çekilmiş hastanelere bombardımanı
ve 30 yaralıyı şehit ettikleri, ki bu 30 yaralı Türk şehitler, 25 tanesi de İngiliz yaralısı ve onlar da ölüyor. Bu 25 İngiliz'i buraya dahil etmedim ama bilgi olarak arz etmek isterim. Yani kendi yaralılarının olduğunu muhtemelen biliyorlardı. Buna rağmen bu şiddeti, bu tecavüzü yaptılar. Marmara'da Kemer civarında Şirket-i Hayriye'nin 40 numaralı vapuruna saldırıldığı birçok kayıtta geçiyor. Ölüme ve yaralananlara neden oluyor. Bir düşman uçağı Ezine'de bulunan bir hastaneyi bombalıyor. Hastanenin bütün ön cephesi yıkılıyor. Bu yıkımda tabii ki ölümler oluyor. Bir düşman gemisi Kilit Bahir'i bombalıyor. Bu arada Ağa Deresi'nde bulunan hastaneler de ateş altında kalıyor. Açık şekilde Hilal-i Ahmer işareti bulunan Halil Paşa Çiftliği Hastanesi, Kilit Bahir civarındaki Ağdere mevkiinde etrafı çeşitli Hilal-i Ahmer bayraklarıyla donatılmış hastane bombalanmış. Eylül ayı içinde kendi haritalarında, İtilaf Devletleri'nin kendi haritalarında dahi askeri hastane olarak gösterilen Kale Merkez Hastanesi'ne 5 bomba atılıyor. Bir süre sonra 3 bomba daha atılıyor. Doktor Besim Ömer Bey'in verdiği bir bilgi var. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne bu konular bildiriliyor. İngiltere ise bu bildirime karşılık tarafsız bir sefaret vasıtasıyla iletiniz şikayetinizi şeklinde bir laubalilikle cevap veriyor. Seddül Bahir Behramlı reviri topa tutuluyor. 2 asker şehit oluyor. 4 asker yaralanıyor. Hayvan telafatına, şehit kabristanının ise tamamen tahrip olmasına neden oluyor. Ki kabristan ve böylesine tarihi binaların bombalanmaması lahey şeyine göre, anlaşmasına göre yasak. Fakat bütün bu yasaklar ayak altına alınıyor. İlgili devletler tarafından verilen yanıtlar o kadar ciddiyetsiz ki, karşı iddialar şeklinde, kazayla vuruldu, uluslararası işaretler yeterince net değildi şeklinde cevaplar veriyorlar. Çanakkale Savaşı'nda hukuk ihlallerini Elçi Morgenthau'nun da öyküsünde değiniliyor. Lahey Sözleşmesi'nin 25. maddesini göre savunulmamış şehirler, kasabalar, ikamete mahsus evler yahut binalara hangi vasıtayla olursa olsun hücum edilmeyecek. Bombardıman yapılmayacaktır. Bunlar yasak hareketlerdir. Buna rağmen göç edilmesine, çeşitli acıların yaşanmasına yol açan sivil yerleşim alanlarının bombalanması maalesef İtilaf Devletleri'nin uçakları ve gemileri tarafından gerçekleştirilmiş saldırılardır. Her ne kadar örneği çok olmakla beraber kutsal mekanlara saldırılar yapılmıştır. Uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş işaretleri taşıyor olmasına rağmen burası son derece önemli ve benim sunumumla ilgili hastane gemilerine ve hastanelere saldırılar olmuştur. Düzenlenmiş olmasına rağmen çarpışmalarda derin hasara ve acılı ölümlere neden olan ve kullanılması yasak olan dondon kurşunu maalesef karşı taraf, bizim düşmanımız tarafından kullanılmıştır ve bunlar not edilmiştir, rapor edilmiştir. Enver Paşa hem diğer elçiliklere hem de Amerikan elçisi Morgenthau'ya yazdığı yazılardan birinde birçok savaşa katıldığını ve bu nedenle masum halkın nasıl bir ıstırap yaşadığını çok iyi bildiğini dile getiriyor. Ve İngilizlerin savaşın her aşamasında uluslararası hukuku ayaklar altına aldıklarını örnekleriyle ortaya koyan uzun uzun örnekli yazılar göndermiştir. Uçaklardan atılan ilanlarda İngilizlerin Çanakkale'deki bütün şehirleri, bütün köyleri yakacakları yazılı. Bu ifadeler son derece çirkin ve yine sözleşmesinde geçiyor ve yasak. İngilizlerin ama Suriye'de açık şehirleri topa tuttuklarını hatırlatıyor elçiye ve bunlar mümkün, yapabilirler diyor bunu. Liman von Sanders'in hatıratından bir pasaj. Çanakkale Savaşı ile ilgili hatıratında önceden mamur bir yer olan Maydos kasabası 29 Nisan günü İngilizler tarafından top ateşiyle yakıldı.
Gemilerden atılan tahrip mermilerine kurban giden ilk bina yaralılarla ağzına kadar dolu olan mevki hastanesiydi. Hastanede çıkan yangının hızla yayılmasından dolayı bütün kurtarma teşebbüslerine rağmen kurban olan birçok Türk yaralısı arasında 25 kadar İngiliz yaralısı da ölmüştü. Bu noktada yani Türk yaralıların ne kadar çok sayıda olduğunu, yüzlerce olduğunu, buna yanı sıra 25 tane İngiliz'in de kaybedildiğini anlatıyor. Bu noktada dikkat çeken en önemli husus düşmandan elde edilen bir günlük emir. Bu çok önemli. Bu günlük emir İngilizler tarafından İngiliz askerlerine veriliyor. Özellikle hastanelere, sargı merkezlerine atış yapın emri. Böyle bir tavsiye var günlük emirde. Hariciye nezareti vasıtasıyla ve Amerikan sefareti kanalıyla İngiltere'yi devamlı olarak protesto üzerine protesto gönderiliyor. Bu protestonun ardından gönderilen bir yazıda da bu kez düşman uçaklarının yine üzerinde Hilal-i Ahmer işareti bulunan Akbaş tekkesi hastane çadırlarını bombayla tahrip ettiği ve 4 defa bu şekilde hukuk dışı muamele icra eden düşmanın elde edilen bir gümrük emrinden özellikle hastanelerin bombalanmasının istendiği bildirilmiştir. Bu durumun devam etmesi halinde düşman esirleri hakkında gerekenin yapılacağı İngiltere'ye ve Fransa'ya bildirilmesi şeklinde bir yazı gönderilmiştir. Bu da bir başka komutan Liman von Sanders'in hatıratından bir aktarımdı. Zehirli ve öldürücü gazlar kullanılmış ne yazık ki. Savaş süresince Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından özellikle Batı cephesinde çeşitli gazlar kullanıldığı rapor edildi. Ancak müttefikimiz olan Almanların 22 Nisan 1915 tarihinde sarımsak kokulu yeşil renkli bir gaz bombası kullanarak dünyayı zehirli gaz ile tanıştırdığı düşünülmektedir. Tahriş edici fosgen gazı bütün devletler tarafından kullanılmış. Korumasız olan askerler büyük oranda acı çekmiştir ve tabii ki harekat dışı kalmışlardır. Göz yaşarması, hapşırma, deride su toplaması, akciğerlerde yaralanma. Hardal gazı bir başka tahriş edici kimyasal gaz. Gerek tahriş edici, gerekse öldürücü nitelikteki bu zehirli gazların kullanımından sonra da gaz maskeleri üretilmiş. Birinci Dünya Harbi bize yeni bir araç, bir gaz maskesi üretimini hediye etti. Değerli katılımcılar, 1868 yılında St. Petersburg'da, 1899 ve 1907 yılında da Lahey'de deklarasyonlar yapılmıştır savaş hukuku ile ilgili. Burada savaşlarda sınırsız güç kullanılamayacağı, insan vücudunda kolaylıkla açılıp sonradan genişleyen kurşunların kullanılmaması, domdom kurşunu, zehir kullanılmaması, zehirli silahların kullanılamayacağı, yani bunların yasak olduğu deklarasyonları sundu yukarıdaki başlıkta. Ama itilaf kuvvetleri çok kez savaş hukukunu hiçe sayarak, ayaklar altına alarak domdom mermileri de kullanmıştır, gaz bombası da kullanmışlardır. Tanin gazetesinin zaferden sonraki şu ifadesini okumak isterim. Bu savaş hukuk ihlallerinin sıradan bir olay olmadığını göstermektedir. Dört bir yandan asker toplayan, zehirli gazları yeterli görmeyip domdom kurşunu da atarak vurduğunu öldürmeye azmeden müttefikler diye geçiyor. Şeyhülislam Hayri Efendi'nin bildirisine bile girmiş bu konu. Onun uzun bildirisinden pasaj, kısa kısa cümleler, kısa kısa kesitler veriyorum. Hunhar ve sefil mahlukatın zalim tecavüzlerine karşı göğüs germeye mecbur kalmış olan askerlerimizi ifade ediyor. Devletler hukuku kuralları ve insanlık kaideleriyle hiçbir alakaları olmadığını ispat eden ve şu vahşetleriyle beraber işlerine geldikçe medeniyetlerinden bahsetmekten çekinmeyen gaddar düşmanlarımız diye ifade ediyor. Bu sözlerden anlaşılacağı üzere devletler hukuku kurallarını da insanlık yasalarını da hiçe sayan bir düşmanla karşı karşıya gidiyorduk. Bu Türk kuvvetleri dünyanın en modern silahlarıyla donatılmış bu ordular karşısında yine asil bir davranış sergilemiş, savaş hukukunun bütün şartlarına ve geleneklerine uyarak harp tarihinde de hak ettiği onurlu yeri almıştır.
Efendim buradan birkaç tane hile ya da ihanet fotoğrafı sunmak istiyorum. Altta dört tane fotoğraf var. En size göre solunuzda en baştaki Fransızlara ait olduğu benim Çanakkale gezilerindeki müzelerden aldığım bilgi Fransızlara ait. İkinci resim sevgili Ariza Albayım'dan geldi, sağ olsun. Burada çeşitli silahları görüyorsunuz. Şu ön taraftaki ince çivileri lütfen dikkat edin. Bu çivilerin soldaki Fransız çivisine göre topuğa, ayağa girme ihtimali çok daha yüksek. Çünkü incecik. Girdi mi de hakikaten askeri harekat dışı bırakır. Diğerlerinin girmesi belki daha zor olabilir ama girdi mi el arasında görüyorsunuz ne kadar büyük olduğunu. Girdi mi de herhalde yani o ayaktan artık hayır gelmeyecek hale geliyor. En sağda bizim askerlerimizin genellikle postallı değil, çarıklı olduğunu bir hatırlayın ve çarığa nasıl girdiğini görün. Diğeri de yine müzeden alınma fotoğrafım. Ali Rıza Albayım'a da bu güzel fotoğrafı için teşekkür ediyorum. 1907 tarihli Kara Savaşlarının Kanunları ve Adetleri hakkındaki Lahey Sözleşmesi. İki slide önce arz etmiştim Lahey Sözleşmesi'ni. Bu sözleşmede düşman şahıslar, yani ki bu asker de olabilir, sivil de olabilir, bunları ihanetle öldürmek veya yaralamak yasaktır. Sevgili katılımcılar, aşağıdaki fotoğraflara bakın ve ihaneti görün, hileyi görün, alçaklığı görün. Bu gibi yani ihanete de matuf silah, mermi ve maddeleri kullanmak yasaktır diyor. Hintli askerler satıra benzeyen hançerlerle donatılmıştır ve bu silahları kullanmışlar. Bu vahşet örneklerinden birisidir. Dondon kurşunu yine bir vahşet örneğidir, yasaktır. Sınırsız ve orantısız güç kullanımı kapsamındadır. Kimyasal göz kullanılmıştır, bu da yine bir başka yasaktır. Klor, hardal gazı, fosfen gibi toksik kimyasalların kullanıldığı da bilinmektedir. Bütün slaytlarımda hep kaynak gösterdim. Kaynakları da altta görebilirsiniz. Çanakkale Savaşı'nda milletçe sunulan tıp hizmetlerine geliyorum. Özetle Anadolu insanı değerleri uğruna her türlü fedakarlığı yapabileceğinin sayısız örneklerini bu savaşta göstermiştir. Çanakkale Muharebeleri savaşın tanımında geçen milletin ve halkların bütün varlıklarıyla seferber oldukları ve bir bütünlük arz etmelerini o tanıma uyarak ve gerçekten bu tanımın bütün özelliklerini gösteren halkımız cephede askerinin ihtiyacı olan bütün malzemeleri hazırlamış, yaralı gazilerini, şehit yakınlarını bile ve şehitlerin yetimlerini de unutmamıştır. Çok hızlı bir şekilde onlarca hastane açarak gelen yaralıları Balkan muharebelerinde görülen aksaklıklara maruz bırakmadı. Onları en güzel şekilde tedavi etti. Sevgiyi gösterdi, muhabbet gösterdi. Görev alacak hasta bakıcıları yetiştirdiler. Bu hasta bakıcılık kursları daha sonraki hemşirelik okullarının temelini oluşturdu. Modern manada açılacak hemşirelik okulları için de iyi bir tecrübe oluştu. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler, özveriyi gösterdiler. Şartların gerektirdiği veya olanakların uygun olabileceği her yerde ameliyat yaptılar. Bu hizmetler bugün tıp tarihimizin altın sayfalarını teşkil eder. Besim Ömer Paşa'mız bir başka değerdir. Hilali Ahmer vasıtasıyla yapan hizmetleri bugün birçok tıp fakültesinde derslerde okutmaktayız, okutulmaktadır. Ve kendilerini rahmetle, minnetle, saygı ile anmaktayız. Benim bu sunumu hazırlarken ve diğer öğrencilerimize verdiğim dersleri hazırlarken bende oluşan hisleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sona doğru geldim. Sizi yordum, yorulduysanız özür diliyorum ama savaşın hilelerle dolu olduğunu, hukukuna rağmen hukuksuzluklarla dolu olduğunu,
izleyebildim, gördüm, gözlerimde gördüm, müzelerde gördüm, şu kaynakları okudukça içim yandı, gözlerim sulandı, ağladım. Savaşın her şekliyle bir yıkım olduğunu gördüm. Akılla çok bağdaşmadığını gördüm, anladım, algıladım. Çok şey söylemek istiyorum, çok şey söylemek istiyorum. Savaşın tanımını, bütün gereklerini hakikaten halkımız, milletimiz yerine getirmiş. Ama çok büyük bir insan, çok büyük bir insanımız, çok büyük bir komutanımız. Savaşla ilgili tanımını çok yerinde buluyorum, çok beğeniyorum. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Zaruri ve hayati olmadıkça, milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir. Hakikaten öyle. Tabii ki Çanakkale Savaşı'nın tartışılacak çok yanı var ama cinayet veyahut da savunma, artık bununla ilgili şeyler bizim konumuzun çok ötesinde. O nedenle burada kesiyorum. Bence şöyle, yani savaşın çıkmaması için çok çaba göstermek ve öncül tedbirler almak gerekiyor. Akıllı kullanmak gerekiyor. Bu öncül tedbirler içerisinde her iki tarafa da bir, yani anlaşamayan taraflar üzerine ciddi sorumluluklar yükleniyor ve bunların akılcı ve yaratıcı çözümler sunarak, diyaloğu tercih ederek ve bilhassa dışişleri elemanlarının dilini kullanarak ve onların yöntemlerini kullanarak çözmeye çalışmak lazım. Yoksa çok ciddi yıkımlar, yani bu yıkıma sadece insanların ölmelerini düşünmemek lazım. O güne kadar yapılan, insanlığa ait o en güzel sanat eserleri, kültür birikimi, her şey yıkılıyor gidiyor. İnsanların yıkımının dışında. İstihbarat birimlerinden istifade etmek gerekiyor. Çözümsüz olaylarda. Sınırlı harekatlar yapmak gerekiyor diye düşündüm. Tabii ki bu söylediklerim benim uzmanlık alanlarımın fazlası. O nedenle bu konuda çok fazla şey söyleyemeyeceğim ama bende oluşan hisleri sizlerle paylaşmak istedim. Çok içim yandı, çok içim acıdı. O nedenle bunları paylaştım. Göz tabibi Mehmet Esat Işıkbaş'a bizim atamız, yani göz doktorlarının Türkler açısından atası. Kendisi bir muallim, yani profesör. Alim, hakikaten alim. Oftalmoskop Esat isimli bir mucit, bir yapıyı icat etmiş bir kişi. Bir yurtsever. Kuvayi Milliye'nin hareketlerinde çok büyük hizmetleri olan, İstanbul'daki direniş hareketlerinin dizaynında ve organizasyonunda gizli ya da açık görevler alan çok değerli bir paşamız, doktorumuz. Ama tabii ki bu hizmetleri daha sonra İstanbul'un işgalinde, ki işgalde ilk yakalanan, ilk sürgüne gönderilen, en tehlikeli kabul edilen paşalarımızdan biridir ve 16 Mart 1920'nin sabaha karşısında, yani sabahın altısında değil, sabaha karşı, daha karanlık varken evi basılarak alınmış ve Malta'ya sürgüne gönderilmiş. 2 yıla yakın bir süre orada sürgünde kalmış. Kendisi ve ailesi çok büyük acılar yaşamış bir kişi. O kişinin daha sonraki röportajlarında, mülakatlarında çok sıklıkla kullandığı bir kelime var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Yenilmeyeceksin diyor. Yani yenildiğin zaman hukuk da yok oluyor, hak da yok oluyor ve her bir şeyi kaybediyorsun manasına bunu söylüyor. Dileğim o ki
bir birey olarak yurttaş ve yurtsever olduğumu kabul ediyorum ben. Milletimize ve ülkemize olan sevgimizi her bir yurttaşın kendi alanında ne ise en küçük ya da en büyük alan, hiçbir alan fark etmiyor. Herkes kendi alanında en hakiki yol gösterici olan bilimin ışığında düzeyleri hedefleyerek ve oraya ulaşarak olmadı, bunu hedefledik, ulaşamadık, varsın. Ama bunu bir yaşam düsturu edinerek göstermemiz gerektiğini düşünüyor ve diliyorum. Ulusal onur bence böyle var olur. Dolayısıyla her bir bireyin sorumluluğu vardır ve o sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Ben kendisini ve sağlığını bize emanet etmek tarzındaki bir lütuf sunan bu çok büyük adamın emanet, kendisini bize emanet edecek şekilde bize güven duymasına ve onun güvenine mazhar olabildiğimiz için bunu bir onur vesilesi hissederek bunu paylaşıyorum. Ve sizleri bu güzel akşamda, bu onur akşamında, bu zafer akşamında beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunarak konuşmamı kapatıyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Hocam ben şeyi kapatıyorum, şehir screen'i. Kapandı hocam, kapandı. Kapandı mı? Hocam. Problem yok. Çok sağ olun bu harika sunum için. Çok teşekkür ederiz. Bazen gözümüz yaşararak, bazen gururla izledik. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ali Rıza buyur lütfen. Teşekkürler öncelikle Kadircan hocama. Teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun. Ben de biraz Marmara Deniz Nakliyatı kısmını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir share screen yapayım. Evet. Evet, geldi herhalde ekran. Evet, efendim herkese tekrar iyi akşamlar bu önemli günde. Biraz vakit geç ama ben biraz hızlı olarak Çanakkale Savaşları'nda Marmara Deniz Nakliyatı'nı anlatmaya çalışacağım. Aslında Çanakkale Savaşı'nda çoğunlukla göze çarpmayan önemli bir yönü de cephede savaşan askerlerin ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli birimlerin faaliyetleridir. Bunun Sıhhiye Cephesi'ni hocam çok güzel anlattı. Ben de diğer cephelerini anlatmaya çalışacağım. Çünkü cephede düşman karşısında iyi beslenemeyen bir giyeceği, silahı, cephanesi, yakıtı olmayan bir birlik. Başında ne kadar mükemmel komutanlar olursa olsun başarılı olması tabii ki mümkün değil. Düşünün cephede aç bir er var, cephanesi yok silahında, yarasını sardıramıyor. Dolayısıyla bunun da başarılı olması tabii ki imkansız olur. 18 Mart 1915 tarihinde yapılan Çanakkale Deniz Savaşı'nda başarılı olamayan müttefik kuvvetler 25 Nisan'da malumunuz bu sefer de Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaparak kara harekatını başlatmışlardı. Tabii bu Çanakkale Kara Savaşları'nda oluşan cephenin sürekliliği için her iki tarafında hem malzeme hem de insan nakline, ikmaline ihtiyacı bulunmaktaydı. Deniz yoluyla yapılacak bir ikmal hem intikal süresi açısından hem de taşınacak malzemenin, daha çok malzeme tabii taşıyorsunuz, daha uygundu. Bu durumda da ikmal gemilerin intikallerinin sağlanması ve bu ikmal hattının sürekliliğinin idame edilmesi Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nin önemli bir görevini oluşturacaktı. Tabii bu ikmal hattının kesilmesi 5. Ordu'nun harp gücünü kritik bir duruma
sokabiliyordu doğal olarak. Tabii bunu müttefik kuvvetler de bu hususu bildikleri için onlar da denizaltılarını biliyorsunuz Marmara Denizi'ne götürerek orada bir denizaltı harbine, denizaltılar tarafından bu lojistik gemilerin yok edilmesine başlamışlardı. En azından planları o şekildeydi. Dolayısıyla Çanakkale Savaşları'ndaki deniz cephesinin en önemli yönlerinden biri de dünyada ilk kez denizaltı harekatına tanıklık etmiş olmasıdır. İtilaf donanmasının Boğaz önlerine gelmesiyle birlikte İngiliz ve Fransız ve Avustralya denizaltıları da Çanakkale-İstanbul hattında deniz nakliyatı yapan Osmanlı gemilerine karşı bir saldırı harekatına giriştiler. Osmanlı donanmasına ait 30'a aşkın gemi ise Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı sularında aralıksız olarak bu denizaltı tehditine karşı karakol görevlerini sürdürmüşlerdir. Çanakkale'de Müttefik Kara Kuvvetleri Başkomutanı General Hamilton'ın ifadesine göre Lord Kitchener, denizaltılarımızdan biri Marmara'ya girip sancağını gösterirse Gelibolu Yarımadası üzerindeki bütün Türkler aman diyeceklerdir demiştir. Tabii bu ifadeden de ne anlıyoruz? Müttefik kuvvetlerin bir anlamda Marmara'ya denizaltı göndermesinin sebeplerinden biri de özellikle sivil halk ve asker üzerinde psikolojik bir etki ya da psikolojik bir baskı oluşturmak diyebiliriz. Nitekim E-11 denizaltısının Mayıs ayı sonlarında İstanbul Galata önlerine kadar gelip yapmış olduğu torpido atışları hakikaten halk arasında bir paniğe neden olmuş. İşte Boğaz'da 6 adet düşman denizaltıda dolaşıyor gibi sözler de yine bu dönemde ortaya çıkmıştır. Haziran ve Temmuz aylarında da Marmara'da bulunan işte İngilizlerin E7, E12, E14 İngiliz denizaltılarının harekatı hakikaten oldukça tesirli olmuştur ve işte küçük nakliye vapurlarının seyirlerini engellemişler. Limanlarda bulunan işte çeşitli kömür, erzak ya da diğer malzemeler yüklü vapurları da batırmışlardır. Çanakkale muharebeleri sırasında Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nin kaybı toplam 21 bin ton olan 8 gemi, Osmanlı ticaret filosunun kaybı ise 38 bin tutan buharlı ve 200'den fazla yelkenli gemi olmuştur. Kasım 1914 sonlarında ve özellikle 13 Aralık 1914'te Mesudiye Muharebe Gemisi'nin Sarı Sığlar Koyun'da İngiliz B1 denizaltı tarafından batırılması ile denizaltı tehlikesi daha şiddetli olarak kendini göstermiştir. Dolayısıyla bu tehlike kendini gösterince de daha ciddi tedbirler doğal olarak alınmaya başlanmıştır. Müttefik kuvvetler ise buna karşılık 5'i İngiliz, 3'ü Fransız donanmasına ait 8 denizaltı gemisini kaybetmiştir. Bir Fransız denizaltısı ise ele geçirilmiştir. Marmara'da denizaltılarla mücadelede deniz uçakları da burada fotoğrafını gördüğünüz gibi görev almıştır. Temmuz 1915'te Almanya'dan gelen 3 deniz uçağının katılımıyla Yeşilköy ve Tekirdağ'da birer uçak istasyonu kurulmuş. Bu uçaklar Ağustos ve Aralık 1915 ayları arasında Marmara'nın çeşitli bölgelerinde denizaltılara taarruz etmişlerdir. En azından onları dalmaya zorlamışlardır. Baskı altında tutmuşlardır diyebiliriz. Bugün bu çeşit uçaklarda bunlar radar ve sonar şamandıraları gibi tabii denizaltıları tespit eden cihazlar yoktu. O zaman böyle bir şey, teknoloji olmadığı için uçakların keşfi tabii gözle, denizaltının su üstünde veya dalmış bir şekilde sathe yakın olduğu için görülebilmeleri ile mümkün olmaktaydı. Taarruz silahları ise makine tüfekleri vardı ve küçük bombalar vardı. Elle atılıyordu bunlar. Yani elle bırakıyorsun aşağı doğru. Bir bomba düşürme düzenleri filan tabii o dönemde uçaklarda mevcut değildi. Tabii 1900'lü yılların başındaki teknolojik imkanların azlığı nedeniyle özellikle seyir darlıkları, akıntılar ve sığlıkların meydana getirdiği zorluklar
Boğaz'ın aslında en önemli savunmasını oluşturuyordu. Yapılan gözlemlerde ve alınan denizaltıcı, fotoğrafta görüyorsunuz bir İngiliz denizaltısının personeli esir alınmış vaziyette. Bu personelin ifadelerinden de denizaltıların mehtaplı bir geceyi veya sabah alacakaranlığını giriş zamanı, Boğaz'a giriş zamanı olarak tercih ettikleri tespit edilmişti. Özellikle ele geçirilen Fransızlara ait Turkuaz denizaltısı belgelerin incelenmesi sonucunda ise Boğaz geçiş sırasında uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken noktalar yine açıklanmıştı. Bu yazılar bulunuyor. Bu yazılarda İngilizlerin Boğaz girişine yerleştikleri maniadan itibaren hangi derinlikte ne kadar süre ilerleyecekleri, işte rota değişim yerleri ve miktarları, periskop ile mevki koyma sıklıkları gibi detaylar da açıklanmıştır. Yine bunun yanında başka bir yazıda da Soğanlı Dere'deki ışıldaklar, Çanakkale'deki 42 adet şamandıra, 7 top, 8 rüzgar değirmeni ve Eceabat'ta bulunan büyük bir bacanın seyir kolaylıkları olarak kayıklı olduğu görülüyor. Tabii bu görülünce de hemen müstahkem mevki komutanlığınca bu seyir kolaylıkları kaldırılmış veya yerleri değiştirilmiştir. Çanakkale muharebeleri esnasında Çanakkale ve Marmara'da deniz nakliyatını koruma, denizaltılarla mücadele ve yarımadanın savunmasına 2 zırhlı, 16 torpido bot, 10 gambot, 6 motor gambot, 3 gümrük gemisi, 5 mayın gemisi, 1 mayın depo gemisi, 4 vapur, 16 romorkör ve 5 istinbot olmak üzere 68 parça donanma gemisi iştirak etmiştir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çoğu yerde duyarsınız ya, Çanakkale Savaşı'nda donanma gemileri neredeydi? İşte 68 parça görev yapıyor Marmara'da. Tamam, dışarı belki çıkmıyorlar ama o nakliyatı korumak da çok önemli, çok kritik bir görev. Çünkü o nakliyat olmasa savaşı kazanmanız imkansız. Denizaltılara karşı ciddi bir mücadele veriyor. 30 Aralık 1914'ten itibaren İstanbul ve Galata yatları yine denizaltı gözetleme gücü olarak İmralı Adası'nda konuşlandırılıyor. Yine Zuhaf korvetine, fotoğrafta gördüğünüz korvet, Marmara Adaları ile Avrupa sahili arasında devriye görev veriliyor. Yine kamulaştırılan İngiliz Magi Greg Romorkör'de yine denizaltı savunma göreviyle Çanakkale'de görevlendiriliyorlar. Nisan 1915'te motor Gambot 13, Aydın Gambot'u, Bahri Sefit ve İskenderun vapurları denizaltı gözetleme gücü olarak Marmara Adası konuşlandırılıyor. Daha sonra bu gemilere Aydın Reis torpido botu da katılmıştır. Batan gemilerin artması ile meydana gelen tehlike sonucunda Boğaz Komutanlığı'nın teklifiyle sahil müfettişliği kuruluyor ve 1915 Eylül'ünden sonra ikmal hususundaki kriz sahil müfettişliğinin faaliyetleri sırasında dolayısıyla ortadan kalkıyor. Niye? Çünkü bu makam önemli nakliyatları destek gemileri ile birlikte planlıyor. Bunları bir araya getiriyor. Tek başlarına bunların denize çıkmalarına müsaade etmiyor. Dolayısıyla İngiliz denizaltıları hiçbir zaman bu nakliyatı engelleyemiyorlar. Oldukça başarılı bir sistem kuruluyor diyebiliriz. Çanakkale cephesine asker ve malzeme nakli amacıyla şirketi Hayriye harbin başında mevcut olan 39 gemisinden 21'ini, yani yarısından fazlasını, Haliç şirketi 7 gemisini, Seyri Sefa'nın idaresiyle Karadeniz nakliyatı dışındaki gemilerin İstanbul, Çanakkale, İstanbul, İzmit, Sirkeci, Yeşilköy ve Sirkeci Haydarpaşa nakliyatı ile Boğaz'ın iki yakası arasındaki taşımalara tahsis etmiştir. Bunlar hem askerlerin nakli, hem malzeme nakli, hem de yaraların nakli olarak düşünebiliriz. Ayrıca yine Osmanlı donanmasından verilmiş olan birer seyirci subayı da Marmara'daki nakliyatın sonuna kadar bu ticari gemilerde veya şehir hatları gemilerinde görev yapmışlardır. Yine de bu hizmetler sırasında 2 şirket Hayriye, 3 Haliç, 7 Seyri Sefa'in ve özel şirketlerin 20 gemisi olmak üzere toplam 32 gemi kaybedilmiştir.
Seyri Sefahin İdaresi'ne ait fotoğrafta gördüğünüz Gülnahal vapuru. Yine şirkete Hayriye'nin 60 numaralı Rağbet vapuru ve yine şirkete Hayriye'nin 70 numaralı Erenköy vapuru da yine hastane gemisi olarak görev yapmışlardır. Ama Kadircan Hoca'nın dediği gibi de birçok gemide yine hasta taşıma yaralı nakli vasıtasıyla göreviyle görevlendirilmiştir. 2 Mart 1915 tarihine itibaren 61 nolu Sultaniye vapuru, 62 nolu Hünkar İskelesi ve 60 nolu Süslüce vapurları da Boğaziçi seferlerinden alınarak asker sevkiyatı ile görevlendirilir. Çanakkale'de savaşan birlikleri yine takviye etmek maksadıyla da İstanbul ve İzmit'te toplanan Erat'ın Çanakkale'ye nakli ulaştırması için 1000 kişi kapasiteli vapurlardan da yine yararlanılmıştır. Askerler nasıl toplanıyordu? İşte bağlı oldukları askerlik daireleri ve şubeleri tarafından toplanıyor. Toplanan bu erlerden daha önce kıta hizmetini yaparak terhis edilmiş olanlar doğrudan Haydarpaşa Bandırma, Karabiga, Lapseki'deki er yollama merkezlerine veya nokta komutanlıkları aracılığıyla doğrudan doğruya Tekirdağ, Gelibolu'ya ve Maydos'a gönderiliyorlardı. Burada da bu nakil esnasında da tabii gördüğünüz gibi bu askerler ne yapıyor tüfekleri diyeceksiniz ellerinde. Denizaltı periskopu arıyorlar. Büyük ihtimalle vurana bir ödül falan verilmiştir. Tabii denizaltılarında hedefi bu gemiler. Onların da o zamanki ellerindeki tek savunma işte imkanları. Sonuçta sivil bir vapur. Ellerindeki bu askerlerin ellerindeki silahlar diyebiliriz. Evet, burada da Marmara Deniz Nakliyatı'nı görmektesiniz. Bu Şubat'la Mayıs 1915 tarihleri arasında 8 tümen olduğu gibi deniz nakliyatıyla intikal ettiriliyor. Slide'da gördüğünüz tarihlerde ve bu tümenler nakil işlemleri tamamlamış oluyor. Tabii asker ve malzeme sevkiyatına ilave olarak gelen yiyecek maddeleri ve cephanenin Gelibolu ve Çanakkale bölgesinde dağıtımı da yine geniş bir organizasyona gereksinim duyuyordu. 1915 yılı içinde Gelibolu Yarımadası'nda daha kara savaşları başlamadan önce 5. Ordu insan gücü 137.599 kişi, hayvan sayısı ise 24.734'tü. Da oldukça büyük bir rakam diyebiliriz. Dolayısıyla bu insanların, bu askerlerin ve hayvanların bir günlük yiyecek miktarı da yine yansıda görüyorsunuz. Ekmek, et, zeytinyağı, kuru sebze, tuz, gaz, odun, kömür, yem ve ot olarak bunlar yine verilmiş durumda. Tabii her gün en az bu miktar yiyecek ve malzemenin tüketildiğinden sürekli olarak cephenin lojistik bütünlemesinin yapılması gerekiyordu. Örneğin Mart 1915 başında İstanbul'dan 9. tümen için çeşitli maddelerden oluşan 1283 ton yiyecek gönderilmiştir. Önemli miktardaki bu erzak ilk önce Karabiga iskelesine çıkarılıyor, Biga'da depo ediliyor. Daha sonra 9. tümen birliklerin iaşesinin karşılanması için kullanılıyor. Bunun gibi tabii çok örnek var. 14 Mayıs 1915 tarihinde bunlar seyyar mutfaklar. Bölgede idari ve lojistik faaliyetlerden sorumlu olan 5. Ordu Menzil Müfettişliği emrinde 2 cephane deposu, 4 erzak ambarı, 6 nokta komutanlığı, işte 1 hammal taburu, 9 öküz kolu, 16 eşek kolu, 7 deve kolu ve çeşitli sağlık tesisleri ve kuruluşlar bulunmaktaydı. Tabii bu hayvanlar çok önemli çünkü her yerde yol yok. Burada görüyorsunuz bir deve kolunu. 5 Ağustos 1915 tarihinde ise başkomutanlık ile ordu komutanlıkları arasındaki koordinasyonu sağlamak, bu idari ve lojistik faaliyetleri düzenlemek için Menzil Genel Müfettişliği kuruluyor ve tabii ki bu çok zor olan bu görevi de yürütüyorlar.
Bölgeye tabii o zaman en yakın tren istasyonu Uzunköprü'de, Edirne'de. Bu sırada ordunun nakliye kamyonu da bulunmuyor. İşte öküz arabaları, az önce bahsettiğim deve kolları ve diğer hayvanlarla da çok az tabii eşya taşınıyor. Dolayısıyla bu nedenle de Marmara'daki deniz nakliyatı oldukça hayati bir önem kazanmıştır. Tabii geldikten sonra da Çanakkale içerisinde yine iki sahil arasında yine ikmaller aralıksız sürdürülmüştür. Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın Çanakkale Muharebeleri sonunda donanma komutanlığına yollamış olduğu takdirname, yine 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders'in teşekkür telgrafı, o zaman Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nin Çanakkale nakliyatını ve dolayısıyla savunmasının sağlanmasında oynadığı rolü belirten belgelerdir diyebiliriz. Evet, o zaman kullanılan Osmanlı ordusu tarafından bazı mermileri burada görmektesiniz. Bakın bir artık mutfak seyyar diyelim. Bazı sıhhiye teşkilatının çalışmaları, işte nakil görüyorsunuz şehir hatları vapurlarıyla yaraların nakliye hakikaten kolay değil. O uzun yolculuklar, yine bir hastane Gelibolu cephesinde, başka bir hastane, sahra hastaneleri, çadırlar ya da Kadircan Hoca'nın dediği gibi işte ilk yaraların ilk geldiği yerler. Gördüğünüz gibi çeşitli fotoğraflar. Bunu da tavsiye ederim. Hisart Müzesi'nde İstanbul'dadır bir sergi açmıştık yine Çanakkale Savaşları ile ilgili. Hisart Müzesi'nde olan Çanakkale Savaşları'na ait bir canlandırma bu da. Çok tavsiye ederim orayı görmeyen arkadaşlar. Hakikaten çok güzel bir savaş müzesidir Hisart. Bakın bu bir o dönemlerde kullanılan bir ilk yardım çantası ya da ecza kutusu diyebiliriz. Yine bu da yine bir sıhhi çanta diyebilirim. Evet, tabii bu şimdiye kadar o bizim Türk ordusu ile ilgili söyledik. Ne dedik? Lojistikten bahsettik. Buyurun Çanakkale'de İngilizlerin lojistiği sahilde görüyorsunuz nasıl yığılmış sandıklarca, cephane, diğer malzemeler, başka türlü savaş olmuyor maalesef. Buradan da bunu çok net anlayabiliyoruz. Bakın İngilizlerin işte sahildeki bütün malzemelerin falan geldiği nokta ve sürekli bir yeni malzeme, yeni askerler geliyor, yaralılar gidiyor. Bir sürekli bir gidiş geliş. Tabii İngilizler var, Fransızlar var. Fransızlar varsa onlar şarap içmeden tabii savaşamazlar. Günlük şarap istikakları var. Yani bizde nasıl ere işte 600 gram ekmek diyoruz. Onlar da 1 litre Fransız askerinin günde şarap hakkı var. Onu stoklayıp onu da göndermek lazım. Bakın şarap fıçıları yine naklediliyor Çanakkale'de, bu Limni Adası'nda. Evet, burada su at arabalarıyla su taşınıyor sahile geliyor sahilden. Çünkü orada hakikaten Çanakkale, Gelibolu'da özellikle İngiliz, Fransızlar için en büyük sorun su ikmali, suya ulaşmaları. Bakın bunlar Arıburnu'nda İngilizlerin kullandığı su arıtma cihazları. En kritik şey orada su. Tabii hayvanlar kullanılıyor o arazide, başka türlü yol yok. Ama tabii bazen arabalar arıza yapıyor, gidemiyor, yani makineleri bozuluyor. Bazı sıkıntılar oluyor. Tabii en büyük dostlar dediğimiz gibi o zaman hayvanlar, çünkü her yerde, oradaki yollarda ancak hayvanları kullanabiliyorsunuz. Bir araç falan zaten o dönemde çok kısıtlı. Bu resim ben çok seviyorum. Şimdi bunu bazı yerlerde yazıyorlar işte ya, ne kadar şanslılar, yanlarına top mermisi düşmüş. İşte 5 metre yana düşseydi bunlar ölecekti. Bu sandaldakiler İngiliz subayları, ne yapıyorlar? İyaşe, tabii taze balık yok. El bombasıyla Gelibolu'da balık avlıyorlar. Yanlarına top mermisi falan düştüğü yok yani. Zaten düşse hani şeyleri fotoğrafta bu şekilde olmazlar. Evet, yine burada görüyorsunuz İngilizlerin bir sahra hastanesini ya da ilk şeylerin çadırları. At arabası, tabii yine ambulanslar da o zaman at arabası, başka çareleri yok. Bakın burada bir gemiden diğer bir gemiye yaralı nakli sedyeyle görüyorsunuz. O da oldukça güzel çekilmiş net bir fotoğraftır.
O dönemde ne kadar güzel çekilmiş fotoğraflar hakikaten. Yine başka bir yara secdede görüyorsunuz, yaralı nakli. Bu da hastanede, Sahra Hastanesi'nde yaralılar burada görülüyor. Gördüğünüz gibi yaralılar bu şekilde, yapacak başka bir şey yok. Hakikaten naklediliyorlar. Bunlar İngilizlerin hastane gemileri, Limni'de, Montreux limanında. Hakikaten müthiş. Tabii Türkler ya da Türk ordusu biraz daha şanslı. En azından İstanbul çok yakın. Ama İngilizler Malta'dan getirmek zorunda. En yakın onların üssü Malta'da. Ya da İngiltere'den. Avustralyalılar Avustralya'dan geliyor. Dolayısıyla gemiler de çok daha büyük oluyor. Hastane gemileri bizim şehir hatları, vapurları gibi değil. Yine arkada yine bir İngilizlerin hastane gemisini görmektesiniz. Bu da böyle bir İngilizlerin bir yağlamaya tablosu. Tabii malzeme nakli, bu da çok önemli. Bozcaada'ya götürülen İngiliz uçak malzemeleri bunlar. Çünkü İngilizlerin uçar birlikleri Bozcaada'da konuşlanmıştı. İşte Fransızlar bir topu çıkartıyorlar. 75 mm topu Gelibolu'da sahile çıkartıyorlar. Yine Queen Elizabeth, İngilizlerin meşhur zırhlısı o zaman 12 inçlik bir mermi transfer yapıyor. Yine denizaltılar var. Denizaltı varsa tabii bunların bir denizaltı ana gemisi olması lazım. Çünkü bölgede çok sayıda denizaltı var. En azından işte malzemelerinin torpidolarını harcadığı zaman torpidoları nereden alacak? İşte burada da görüyorsunuz B-11 komutanı denizaltı ana gemisinde. Bu da sevdiğim bir isim, E-14 Limni Adası'nda, ama bu da torpidolarını bakın yukarıda taşıyor. Güverte üstünde yedek torpidolarını taşıyor. Güzel bir fotoğraf. Tabii sırf yiyecek değil, mektuplar da çok önemli. Avustralya ordusu, bakın HMS Canopus'ta Avustralyalıların mektupları gelmiş. Avustralyalılar mektuplarını topluyorlar oradan. O da güzel bir. Kömür nakli, yine zırhlılar tabii. O kömür nakli, burada kömür nakliyle ilgili hesaplar kontrol ediliyor, işaretleniyor. Tabii savaşta askerlerin nakli, bakın askerler de yani sırf Türk askerleri değil, İngiliz askerleri de ya da Fransız askerleri de aynı şekilde üst üste diyebiliriz. Bakın şu hale bakın. Teknelerde iç içe üst üste naklediliyorlar. Mesela bunlar İngilizlerin kullandığı troll gemileri, aslında balıkçı gemileri asker naklinde kullanılmıştır Çanakkale savaşlarında. Bakın hale üst üste adım atacak yer yok. Rahmi Koç Müzesi'nde bu Çanakkale Savaşı'yla ilgili bir yine sergi açmıştık. O sergide kullanmıştık. Bu da çok güzel bir dinamik modeldir. Aynı şekilde tabii her iki tarafı için de geçerli. Esir alınan askerlerin de yine nakledilmesi. Burada bu fotoğrafta da esir alınan Türk askerlerinin Fransız gemisiyle Marsilya'ya naklini görmektesiniz. Evet, bu savaşlar yapıldı. Bakın işte o zaman İngilizler, Fransızlar bu şekilde, Yeni Zelanda, Avustralyalılar bu şekilde hatıra mendillerde hazırlamışlardı. Ama tabii amaçları neydi? Türkleri Avrupa'dan kovmak. Bütün çabaları Türkleri Avrupa'dan kovmaktı. Yıllardan beri bu hep beyinlerinde durur. Hala da aynı amaç üzerinde Avrupalılar hala kafaların bir tarafında hep bu vardır. Bu Türkleri nasıl kovacağız? Bu hiçbir zaman değişmez. Bakın bu İngilizlerin, göstermiştim daha önce, İngilizlerin savaş öncesi hazırlamış olduğu, daha doğrusu savaş esnasında hazırlamış olduğu bir mendil bu aslında. İpek hatıra mendili. Bunları satıyorlar, gelir elde ediyorlar. Tabii bakın Çanakkale, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı aslında çıkarma harekatını anlatıyor. İşte Gelibolu'da şuraya çıkarma yapıldı, birliklerimiz şurada ve bu nereye gidiyor? İstanbul'a. İstanbul'a giden yol. Harika, çok güzel. Ve köşelerde görüyorsunuz Yeni Zelanda bayrağı, Kanada bayrağı, İngiliz Silahlı Kuvvetleri bayrağı. Peki sol alttaki bayrak ne sizce? Sol alttaki bayrak da İngilizler artık o kadar inanmışlar ki, nasıl olsa biz Çanakkale'ye geldik. Nasıl olsa bu Çanakkale Boğazı'ndan biz geçeceğiz. İstanbul'a varacağız, Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkacağız. Ve onlar da sömürge bayrağı olarak da hazırlamışlar bayrağımızı. Yani Çanakkale geçilseydi şu anda bizim bayrağımız buydu. Bakın İngilizler böyle çalışıyor. Evet, burada o konuyu ben bitirmek istiyorum. 18 Mart olduğu için bugün Nusret
müze gemiden biraz bahsetmek istiyorum. Bunun hikayesini anlatmak istiyorum sizlere çok kısa bir şekilde. Malumunuz tarihi değiştiren bir gemi Nusret 18 Mart'ta bakın mayınlarda mayın güvertesinde dökmüş olduğu mayınlarla onu burada anlatmayacağım tabii. Tarihi değiştiren bir gemidir. Biz maalesef o zamanlar bu geminin kadrini, kıymetini bilemedik. Müze gemi yapamadık. Ama daha sonra biz bunu bir şekilde yapmak için öyle diyeyim kolları sıvadık diyebilirim. 2007-2008 yıllarında bunların müze gemi yapılması için çalışmalar başlatıldı ve 2011 yılında biz bu çalışmaları tamamladık. 2008 yılında Deniz Müzesi'nde biz Nusret Mayın Gemisi'nin orijinal demirbaş malzeme defterini bulduk. Bugüne kadar o bilinmiyordu. Çünkü bütün arşivi olduğu gibi elden geçirmiştik. Bütün şeyleri kaldırmıştık Osmanlı arşivi. Çünkü 30 milyona yakın belge vardı ve çoğu ellenmemişti, dokunulmamıştı, tasdiflenmemişti. Bunları tasdiflerken Nusret gemisinin orijinal defterlerini bulduk. Yani Almanya'dan alınırken işte şu kadar tornavidaya kadar her şey yazılmış. Yani ne kadar motoru var, tulumbası var, bayrak direği var, aklınıza gelen en ufak detaya kadar burada yazılmış. Bu tabii bizim için çok önemli bir belgeydi. Elimizde tabii tamam fotoğrafları var, planları var ama bu malzeme şeydi. Olunca biz Gölcük Tersanesi'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın verdiği emirle bunu geminin inşasına başladı. Biz de o zaman bakın o malzeme defterinin orijinaldir sayfaları. Bazı sayfaları altında da tek tek imzalar var. Biz de o zaman ben Deniz Müzesi'ndeydim. Deniz Müzesi olarak da biz de müzecilik kısmını projenin başlattık. Yani tersane gemi inşa edecekti. Biz de onu o günün şartlarına göre bu malzeme listeleri esas alınarak donatacaktık. Görüyorsunuz Gölcük Tersanesi'nde denizde kavuştuğu zaman o gün yapılan tören Nusret Mayın gemisinin gördüğünüz gibi yüzer havuz dalmış vaziyette ve Nusret artık yeni müze gemi Nusret denizde gördüğünüz gibi. Evet müzenin içerisinde tabii gelen ziyaretçiler için dijital şeyler hazırladık, sunumlar hazırladık. Burada Çanakkale Savaşları'nın özellikle 18 Mart'ın oluşumu dijital olarak anlatılıyor, görsel olarak anlatılıyor. Hem ekranlarda dönüyor hem altta gördüğünüz ışıklı panoda bütün gemilerin hareketleri falan yine gözüküyor. Nerede, nasıl battılar, hangi gemi nereye ateş etti ya da sahildeki bataryalar hepsi burada dijital olarak paylaşılıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir salon yaptık ana güverte üzerinde. Yine işte o Çanakkale Savaşı ile ilgili belgeseller, maketler, belgeler gördüğünüz gibi dokumatik ekranlar güzel çağdaş bir müze oldu diyebilirim. Gördüğünüz gibi işte Nusret Mayın gemisinin isim verilmesi ile ilgili belge. Yani işte yeni alınan geminin ismi Nusret olsun şeklinde. Subay salonu canlandırması, böyle bir canlandırma yaptık gördüğünüz gibi. Bu komutan kamerası canlandırması. Evet bu da Nusret'in reviri. Solda gördüğünüz pano falan hep Osmanlı o zamanki orduda kullanılan orijinal panolardır. İlk yardım, sıhhiye. Panoları. Bakın yine sağda yine bir ilk yardım nasıl yapılır, suni teneffüs nasıl yapılır? Yine o dönem Osmanlı bariyesindeki suni teneffüs lefaları bunlar. Hepsi orijinaldir bunların. Evet geminin aşçanesi, ufak bir aşçanesi var. Onun canlandırması gördüğünüz gibi. Erat mangaları, hamak şeklinde tabii o dönem. Eratların böyle küçük bir masası var. İşte silahlıkları, cephane sandıkları, hamakları, köprü üstü yine o dönemin cihazları. Tabii bir özelliği daha var bu geminin. Bu gemi seyir yapıyor. Dolayısıyla yani bütün denizleri dolaşabilir bu gemi. Öyle bir dizayn yaptık ki şimdi köprüsünde bunları görüyorsunuz ama şu sağda ve solda ahşaplar var. Onları kaldırdığınızda modern cihazlar çıkıyor. Yani seyirde onlar ortaya çıkıyor. Biraz müzecilik tekniğiyle bunları gizledik diyelim.
gördüğünüz gibi, ama mesela Osmanlıca yine o zaman kullanılan haritalar burada gözüküyor. Yani burada makine telgrafı görüyorsunuz ama onlar tabii süs. Asıl altında panolar, kumanda şeyleri. Yine burada tamamen haritalar olsun, diğer işaretler, bu bayraklar hep o zamanki Osmanlı donanması kullanılan orijinal, yani Osmanlı eski Türkçe yazılı olan haritalar. Bir sekstant orada yine görmektesiniz, paralel aynı şekilde. O zamanki işte kronometre ve diğer cihazları yine burada kullandık. Bu TCG Nusret, bazı yerlerde hep bu bana hep sorulmuştur. Ya Nusret mi Nusrat mı? Yani eğer siz, ben de şöyle hep cevap veririm. Eğer bir Kamal isminde bir arkadaşınız varsa Nusrat deyin. Ama Kemal ise Türkiye'de, bu da Nusret'tir. Yani maalesef bazıları, artık ben ona ukalalık mı diyeyim ne diyeyim, Nusrat derler. Ya Nusrat diye bir şey yok. Bu Osmanlıca'nın sesli harflerin okunuşuyla ilgili bir şey. Türkçe'de bu eğer Kamal değil de Kemal ise Nusrat diye bir isim var mı? Yok, Nusret. Bu kadar basit yani. Hiç Nusret diye bir Türkçe'de isim var mı? Yok, herkes Nusret'tir yani. Onun gibi bir şey, ama bunu maalesef bu hep Nusrat Nusrat deniliyor. Hoş, daha mı güzel oluyor, daha mı hoş oluyor? Anlayamadım herhalde. Espri olsun diye mi yapılıyor? Ama bunu bu şeyi kıramadık maalesef, hala Nusrat diyenler var. Evet, geminin filika güvertesi çok güzel, iki filikası yapıldı. Gölcük derseniz hakikaten çok güzel yaptı bunu. Gördüğünüz gibi güverteden bazı çekimleri görmektesiniz. Bir sedye, öyle diyeyim. Evet, mayınlar, işte temsili 12 adet mayın da koyduk. Demirli mayın bunlar. Diyeceksiniz ki tabii güvertede burası mayın güvertesi, rayların olması lazım. Doğru. Ama rayları kış tarafta yaptık. Bu tarafa ray koymadık. Çünkü sonuçta burası bir müze gemi. Müze ziyaretçisi buraya gelecek. Çocuklar gelecek. Burada 2 dakikada bir insanlar düşer. Onu tabii böyle yapmak zorundaydık. Görüyorsunuz mayınlar. Bu, en azından çünkü burada insanlara ya bir mayının boyu ne kadar, eni ne kadar, koca bir tanesi koca bir gemiyi batırıyor. Yani cesameti nedir? Burada da görebiliyorsunuz. Yine içinde bizim Bahriye gemilerinde adettir. İşte ilk subay personeli ya da görev yapan gemi komutanları, onları da hepsini çıkardık. Yani Nusret'in Osmanlı donanması göreve başladığından hizmet dışına çıkana kadar olan tüm gemi komutanları, katılışı, ayrılışları, hepsi bunların da. Evet, bu da sergi tasarımı, yine gemide duruyor. Ekibimiz hep birlikte yaptığımız müze olarak, hem Çanakkale Müzesi hem İstanbul Deniz Müzesi olarak ekibi koyduk. Evet, en son ziyaret ettiğimde gemi komutanıyla birlikte bir hatıra fotoğrafı. Gemiyi ilk yaptığımızda ikinci komutandı. Sonra gemi komutanlığına ataması gelmişti. Yaptığımız şey. Ben de bu vesileyle bu akşam malumunuz 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi. Ben Türk milletinin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlu olsun diyorum. 2002 yılına kadar bu Çanakkale Deniz Zaferi'ydi. Malumunuz şimdi bir de Şehitler Günü diye konuldu. Bir FETÖ operasyonuyla. Umarım en kısa zamanda tekrar bu Şehitler Günü ibaresi kaldırılır. Bu operasyonun izleri de silinir. Biz de 18 Mart'ta eskisi gibi Çanakkale Deniz Zaferi olarak kutlamaya devam ederiz diyorum. Sabrınız için ben teşekkür ediyorum. Sunum ile ilgili yine sorular olursa zaten burada soracaksınız, ama isterseniz yine e-posta adresiyle de tekrar ulaşabilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Emeğine sağlık. Sevgiler Rıza. Dahi Çanakkale Deniz Savaşı'nın adını değiştirseler de niteliğini değiştiremezler. Çanakkale bir deniz savaşıdır. Kadircan Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Dersen biraz bir ara verelim. Ondan sonra da
devam edelim. Sorularınızı lütfen yazılı olarak iletiniz. Sorularınızı yazılı olarak bekliyoruz. İlginize çok teşekkür ederiz efendim. Nüfel Bahçeci, Ahmet Erol Erdal ve Mustafa Erkoç beylerin çok teşekkürler ediyor sunum için. Ellerinize sağlık diyor. Chat'teki soruları alıyorum. Ferhat Büyük, hastaneden taburcu olmak tabirinin iyileşen hastanın hava değişimi olarak memleketine gönderilmek yerine kıtaya gönderilmesinden dolayı çıktığı doğru mudur diyor. Evet, doğrudur. Ve askeri hekim olarak da buna cevap vermekten gurur duyuyorum. Osman Furkan Harmankaya, Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları sonrasında toplam şehit, yaralı ve kayıp sayılarını söyleyebilir misiniz? Şimdi de teşekkür ederim diyor. Ali Rıza'cığım, var mı böyle bir bilgi elimizde resmi? Şehit, yaralı ve kayıp sayıları. Yani bunlar var ama dediğim gibi çok değişik rakamlar. Genelkurmay'ın farklı, diğer kaynakların farklı ama şu anda ben net olarak söyleyemeyeceğim, bakmam lazım. Çünkü şey var, çok fazla yaralıdan haricinde bir de bilinmeyenler var.
Akıbeti bilinmeyen de yine çok sayıda insan var tabii. Ferhat Büyük'ün 1854 yılında Kırım Harbi'nde hastane olarak kullanılan Selimiye Kışlası Çanakkale Savaşı'nda da kullanıldı mı diye soruyor. Benim araştırmalarıma göre Selimiye Kışlası yok hastane olarak kullanılması. Peki. Şimdi Haydarpaşa Lisesi olan, daha sonra Marmara Üniversitesi'ne devredilen yer hastane olarak yapılmış. Ama evet. 1854'ten sonra sanırım. Ondan sonra evet. Belki orası kullanılmıştır. Daha sonra devrediliyor. Hastane o bina aslında. Yani şimdiki Haydarpaşa Numune'nin tam karşısında güzel bir bina vardır. Evet. O bina hastane olarak yapılmış. Nazif Amiral'in Çanakkale Savaşı'nda İngilizler savaş suçu sayılabilecek topuk kıran denen dört tarafı sivri yıldız çivileri Türk tarafına atmışlardır. Nasıl düşerse düşsün sivri taraf üste kalan kalıyor bu çivilerde. Hocam da bunu gösterdi. Bu bir savaş suçuydu ama kabul etmediler. Yani o savaş suçu olarak da değerlendirilmedi. Kadircan Hocam şahane sunumunuz için çok teşekkür ediyorum diyor Nadir Bey. Fuat İnce Bey her iki hocaya da teşekkür ediyor. Dara Seçer. Hocam teşekkürler. Mustafa Kemal nasıl bir insan? Tüm bunlara rağmen savaş sonrası tüm komutan ve devlet adamlarını kabul etmiş ve görüşmüş diyor. Çok büyük bir insan. Yani memleketinin çıkarları için her şeyi düşünen ve bir geniş bir ufku olan bir adam. Yani şöyle bir soru, şöyle bir şey nasıl söylenir? Yani bu kadar büyük bir şeyden sonra işte ey diyor anneler Anzaklar için söylüyor bunu sanırım. Onlar bizim çocuklarımızla beraber yatıyorlar. Artık onlar bizim de çocuklarımız. Böyle ufku olan değişik bir insan. Kıvanç evlat mı? Yeğen. Yeah. Yeğen mi? Harika bir sunum. Hem bilgilendik hem duygulandık diyor. Kadircan Hocam. Arif Güllüoğlu, o da teşekkürlerini bildiriyor. Bican Tuğberk gibi. Ahmet Keleşoğlu, kardeşim de teşekkürlerini söylüyor. Ha, şey diyor Dara Bey, Lahey Sözleşmesi'ne istinaden savaş suçları için biz başvuru yaptık mı? Biliniyor mu bu? Bunlar... Yani şey yazıp duruyordu da Enver, Lahey Sözleşmesi'ni iptal şey yaptı diye, ihlal ettiler diye bir başvuruda bulundu mu acaba Enver? Benim özellikle şeyle ilgili olarak Esat Işık Paşa, yani şahsi başvurular yapılmış. Şahsi başvuru olarak epeyce şey var, şikayet var ama hiçbirisine olumlu cevap verilmemiş. Ama Osmanlı Devleti'nin bir başvurusu olup olmadığı ile ilgili net bir bilgim yok. Onunla ilgili olarak bir tarihçinin yahut da Ali Rıza Albayım'ın bilgisi olabilir. Bora Albayım, değerli Kadircan Hocamıza bu harika, duygu dolu ve bilgilendirici sunumu için teşekkür ediyoruz. Şükranlarımı sunuyorum diyor. Ben teşekkür ederim. Yayın Uyurda Kul aynı şekilde bir tıp öğrencisi olarak diyor. Tıp öğrencisi.
18 Mart hissiyatını hissederek sorumluluklarımın bir kez daha önemini anladım ve sorumluluklarımıza dört elle sarılmamız gerektiğini fark ettim. Değerli sunumumuz için çok teşekkür ederiz diyor. Çok iyi bir doktor olacak bu İlay. İnşallah. Değerli Kadircan hocamıza bu anlamlı günde duygu dolu nefis sunumu için teşekkür ediyoruz diyor Azmi Bey. Teşekkür ederim. Aynı şekilde Hakan abi. Sevim Hanım da teşekkürlerini ve duygulandığını iletiyor. Zuhal Hanım, Kadircan Hoca ve Ali Rıza kardeşime çok teşekkür ediyor. Bu savaşın beşeri unsurlarına ne kadar hassasiyetle ve ayrıntılarla değindiniz. Çanakkale kahramanlarına minnetle ve saygıyla anıyorum diyor. Bil mukabele tabii. Ferhat Büyüğüm, İşibek Albayım, Nusret Mayın gemisinin orijinali Tarsus Belediyesi'nce sergilendiği doğru mudur diyor. Ali Rıza, duyuyor musun? Tarsus Belediyesi tarafından sergileniyor ama orijinal mi? Omurgası orijinal olabilir ama onun haricinde hiçbir yeri orijinal değil. Bütün saçları değişmiş durumda. Dolayısıyla artık orijinallik diye bir şey söz konusu değil ama omurga onun. O kadar, onun haricinde hiçbir şey Nusret'e ait değil. Ben bu arada şeyle ilgili rakamları söyleyeyim. Osmanlı Genelkurmay tarafından Çanakkale Harbi ile ilgili açıklanan rakamları vereyim ben. Daha önceki soruda şehit 55.127. Hep tabii 250 bin kayıp verdiğimi söylüyorum ama o 250 bin kayıp hepsi ölü demek değil, şehit değil. Yaralı 100.177, kayıp 10.067, hastalıktan ölüm 20.498. Yani 77 bin ölüm var, şehit var ama bir de kayıplar var. Kayıpları da tabii şehit olarak kabul etmek lazım aslında. Yani 90 bin diyebiliriz. Hastalıktan terk var 64.440, toplam 251.309. Bu Osmanlı Erkan-ı Harbiye, yani Osmanlı Genelkurmayı tarafından açıklanan resmi rakamlardır. Bu kayıpları çok düzgün tutmuşlar diyordu Kadircan Hocam. Yani burada tabii dediğim gibi yani 251.309, yani çok net rakamlar verilmiş. Hastalıktan ölümler ayrı, hastalıktan terkler ayrı, kayıplar ayrı. Yani hepsi hakikaten doğru olan. Zaten diğer rakamlar da yani 5, 10, 15, en fazla 40, 50 arasında değişiyor farklılıklar. Bir tek şey hep 250 bin kayıp verme ama bu hepsi şehit demek değil, buna yaklaşık 160 binde yaralı dahil bu 250 bin kaybı. Ben Birinci Dünya Harbi ile ilgili rakamların çok belirsiz olduğunu okudum. Ama Çanakkale Harbi ile ilgili kayıtların çok sağlıklı olduğunu biliyorum. Çok sağlıklı tutulmuş. Ali Rıza Albayım sağ olsun güzelce zaten küçük en yani birler basamağına kadar rakamları verdi. Dolayısıyla onlar doğru hakikaten. Bir de çok sayıda akıbeti belli olmayan, yani aslında bir de firarlar var. Yani firar özellikle harbin son yılında muazzam bir firar var. Dolayısıyla rakamları alt üst eden tahmin ediyorum firarın çok olması ve akıbeti belli olmayanlar. Zuhal Hanım'ın bir katkısı var. Ali Rıza Hocam, Nusret'in kurtulması için
ile ilgili bir çalışmaya katılmıştım. Süleyman Dirvan Hocam'ı dinleme şansım olmuştu. Kendisi de Nusret'te kararlıydı. Nusret diye okunması Arap harflerinin okunmasından gelen bir karmaşa olarak da değerlendirilmişti. Şeyin adı, yani senin de vurguladığın gibi, sevgili Süleyman Hocamızın da vurguladığı gibi Nusret Nusret'tir. Nusrat değil. Bir küçük bilgi verebilir miyim müsaadenizle? Buyurun. Şimdi Osmanlıca okuyan büyük ihtimalle vardır aramızda. R harfi aslında Arap fonatiğinde sert ses, ra diye okunuyor. Ama yazı diline döndüğünde, daha doğrusu konuşmaya döndüğünde ra'dan sonra eğer ince t varsa ona rat diyemiyorsunuz. Burada da Nusret'te t var, ta değil. Yani ta harfi çekice benzer, sapı yukarıda bir çekice benzer ta harfi. Eğer ta olsaydı o zaman Nusrat olurdu, doğru. Çünkü arkasındaki t harfi de sert bir harf olacaktı. Yani talip der gibi. Ama orada talip demiyor. Dolayısıyla R'den sonra T, ince T olduğu için Nusret'tir. Dolayısıyla Ali Rıza Albayım'ın dediği doğrudur. Nirvana Hoca'nın dediği de doğrudur. Nusret. Yani burada bir kargaşa olacak bir şey yok. Niye dediği gibi Ali Rıza Bey'in daha mı havalı oluyor Nusrat demek? Nusrat değil, Nusret. Bahadır abi, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat'tan Ferit Develioğlu'nun Nusret'in anlamlarını vermiş. Nusret, yardım, Allah'ın yardımı, başarı, üstünlük ve erkek adı olaraktan kullanılırmış. Hakan Gürel Büyük, Kadircan hocamıza ve Ali Rıza kardeşime çok teşekkür ederim bu güzel sunumları için diyor. Bora abim, Ali Rıza kardeşime teşekkür ediyor. Bize ÇLA Akademi'ye de teşekkür ediyor. Sedat Akkuş, her iki konuşmacıya da teşekkür ediyor. Azmi Baktur, demin size söylemişti, şimdi de Ali Rıza için yazmış, teşekkür ederim diye. Hakan Sarıbüyük'ün de demin aynı şekilde size yazmıştı, Ali Rıza'ya da teşekkür ediyor. Güzel bir soru geldi. Böyle bir bilgi var mı sizde Kadircan Hocam? Sağlık çalışanlarının sayısı kaç tane cerrah? Ortopedist vardı diyor. Ortopedist yoktu. Ortopedi o zamanlar yoktu çünkü. Kaç tane cerrah vardı? Malzeme, anestezi ve serum, aşı kaynağı nereden sağlandığını soruyor. Teşekkürler. Çok güzel soru bence. Çok güzel bir soru hakikaten. Bu sayıları araştırmacıların araştırmalarından aldım, alabildiğim o sayıları. Ancak hekim sayısı ile ilgili net bir rakam yok. Ancak şunu söyleyebilirim rakam olarak. Milli hükümetin kurulmasının hemen ardından Refik Saydam büyüğümüzün ilk yaptığı şey, kaç tane hekimim var, kaç tane hemşirem var, kaç ebem var ile ilgili. Yani 1922 yılında bakanlığın topladığı net sayı 554 hekim. Yani Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak hizmet sunabilecek ve kayıtlara giren 554 tane hekim var. Daha evvelki rakamların bundan daha düşük olduğu kanaatindeyim. Çünkü harp sırasında hekimlerden de çok büyük kayıplar olmuş. Hem salgın hastalıklar, özellikle tifüs nedeniyle ve diğer sebeplerden dolayı ölümler var. Ancak her birliğe, tabura bir tane tabibin sağlanması bir şekilde gerçekleştirilmiş.
Yani bunun illa ücretinin ödenmesi de gerekli değil. Çünkü hekimlerin yeminleri icabı bu şeyi yerine getirmeleri gerekiyordu ve bu gerekliliği de yerine getirdiler. Dolayısıyla sayıyla ilgili olarak tam bir döküm yok. Yani kaç tane hemşire vardı, bunun cevabı hiç. Onu diyebiliyoruz çünkü hemşire okulu yok. Kaç eve vardı, onun da cevabını resmi eve olarak söylemek istiyorum. O da sıfır çünkü hemşire okulu yok o sırada. Sadece birkaç tane, o da Besim Paşa'nın gayretleri sayesinde, kadın doğumcu Besim Paşa. Besim Ömer Paşa'nın gayretleri sonucunda ebelik kursu veriliyor. O da tabii ki harp sırasında değil, harpten sonra bir insanların bir kafalarının rahatlaması gerekiyor kurs açabilmeleri için. Dolayısıyla hekim sayısı, hemşire ve ebeyi söyleyebiliyorum da hekim sayısı ile ilgili tam bir rakamı veremiyorum. Tam ve doğru rakam 554.922. Ona göre tahmin yapılabilir. Çok teşekkür ederim. Şimdi Asak Güngören büyüğümün benim de altına imza atacağım. Sanırım buradaki herkesin de altına imza atacağı yazısını okumak istiyorum. 18 Mart 1915 ve 25 Nisan 1915'in ayrı ayrı kutlanmalıdır. Yıllardır her 18 Mart günü sosyal medyada sürekli tekrarlanıp yayılan şehit sayımız, uydurmasyon bir yemek listesi, 57. alayın tamamının yok olduğu gibi gerçek dışı söylem ve yazılara lütfen bu platform ve camiamız dışında da geneye bıkmadan, usanmadan doğruları anlatmak ve yaymak adına lütfen uyarıda bulun. Şehitlerimize saygısızlıkta bulunmasına izin vermeyelim. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Asaf Büyük. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Asaf, çok özür dilerim. Asaf Büyük'e tümüyle katılıyorum. Benim sunumumda da özellikle kara harekatı kelimelerini sıkça vurgulamaya çalıştım. Yani Ali Rıza Albay'ın da çok güzel bir ifade etti. Deniz zaferi, 18 Mart diyorsak deniz zaferini söylememiz gerekiyor. Ama kara harekatı, yani savunmanın, yani Çanakkale'de bu kadar büyük sayıda şehit verilmesi ve bir destan haline gelmesi kara harekatıyla ve karada yürütülen efsanevi olaylar ile oturmuştur. Dolayısıyla kesinlikle Asaf Büyüğümüze katılıyorum. Yani ikiye ayı, tabii ki bir zafer ikiye ayrılmaz belki ama denizden bahsediyorsak 18 Mart'ı tarih olarak almak lazım. Karadan bahsedilecekse hakikaten yani Nisan ayındaki bir tarihin, ki zaten Asaf Büyüğümüz tarihi çok doğru vermiş, 25 Nisan. O şeylerin şafak ayini dedikleri büyük yenilgileri vardır. Evet. Yani o nedenle bence doğru, çok doğru bir noktaya parmak basıyor. Evet. Cengiz Doğan Bey, her iki konuşmacımıza da muhteşem sunumları ve bilgilendirmeleri için teşekkür ediyor. Dara Seçer, İzmir Atatürk Lisesi'de bir dönem mezun vermemiştir. Birçok kıymetli öğrencimizi yitirdik diyor. Arif Etik, Çanakkale Deniz Savaşları 18 Mart ile bitmemiş, aksine başka bir şekilde amfibik harekata dönmüştür. İhtilal kuvvetlerinin geri çekilmesini sağlayan bence U-21 denizaltısıdır ve Tenedos, İmroz, Gelibolu aynı günde boşaltılmış ama savaş bitmemiş, Limni Adası'na geri çekilmişlerdir. Limni'de yaptıkları operasyon ile zırhlımızı batırmışlar, ismini. Midilli herhalde. Midilli. Yavuz direkt notumuz ise savaş dışı kalmıştır diye bilgi vermiş.
Ayhan Yıldızel abi, Çanakkale Savaşları'nın bilinmeyen yönleri konusundaki ayrıntılı sunular için çok teşekkür ediyor. Otto Herzing'i de analım diyor. Büyük denizaltıcı. Ondan sonra Ersen Türker, çok sayıda eğitimli insan kaybımız oldu. Bu kayıplar olmasaydı ülkemiz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra çok daha hızlı gelişirdi. Yorumuna katılır mısınız? Bu Atatürk'ü ve Çanakkale Savaşı'nı küçük göstermek için yapılan bir söylemdir. Böyle bir şeyin burada konuşulması, tartışılmasını kabul etmiyorum. Nasıl günümüzde bir takım insanlar Çanakkale'de neredeyse Atatürk yoktu diyecekler ya. Evet. Teşekkürler Vergin'e. Bu kadar efendim. Sevgili Kadircan Hocam, sevgili Ali Rizal, tarihe not düştünüz. Yalan yanlış, uydurma, maalesef tarihi çarpıtma gibi bir hastalığa da yakalanmış bulunuyoruz ülkece. Bilime silah çektiğimiz gibi tabii tarih de bundan nasibini alıyor. Biz anlatmaya devam etmezsek eğer, sizler anlatmaya devam etmezseniz neredeyse Çanakkale'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki önemli yerini inkar eden görüşler kazanır. Sağ olun, var olun. Değerli çalışmalarınız için, beni kırmayıp yaptığınız çalışmalar için çok teşekkür ederim. Bunlar YouTube'da daima kalacak. Ve gelip gerçeği öğrenmek isteyenler tarihe nasıl bakılırmış buyursunlar, izlesinler. Sevgili Ali Rıza, iyi ki varsın, iyi ki kardeşimizsin, iyi ki tek deniz tarihçimizsin. Seninle çok gurur duyuyoruz. Sağ ol, var ol. Ben her toplantıyı kapatırken bir şeyler söylüyorum. En sonunda da manifestomuzu okuyorum. Can Limanı Akademi olarak bir de yazılarınızı beklediğimiz, gene bilimsel ağırlığı tartışılmayacak konuları en iyi bilenlerin yazdığı bir alan kurduk. Sevgili Kadircan Hocam da orada bir köşesi var. O da bir yazılarını yayınlayacak. Onu bugün açtık çünkü 18 Mart. Bir deniz zaferidir. Bizim şiarımız mavi vatan. Mavi vatanı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi erkenci olmalı. Balık yemeli, nasıl tutulur bilmeli. Mavi vatanında kadın yüzer, yelken yapar, kürek çeker, su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Balık yedirir çocuklarına.
Çünkü mahvatan sözle olmaz, kültürdeyse olur. Okullarımızı açın, deniz lisesi açılsın, Kuleli Askeri Lisesi açılsın, askeri tıbbiye açılsın. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.